Sevgili izleyiciler, birinci gün programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam yine birinci gün programımızda önemli konularımız var. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle değerli yorumcularımıza hoş geldiniz demek istiyorum. TV1 Haber Müdürü sevgili İsmail Şahin. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Geçen hafta yoktunuz. Evet, geçen hafta Allah razı olsun sizler Tolga Bey ile birlikte programımızı yine devam ettirdiniz. Tolga Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, tabii ki öncelikle ülke gündemiyle yine başlayacağız. Ülke gündeminde önemli konularımız var. Sevgili Tolga Yılmaz ve İsmail Şahin'le birlikte gün içerisinde yaptığımız değerlendirmede 3 başlıkla ülke gündemini konuşacağız yine bu akşam. Daha sonra Kayseri gündeminde de oldukça sıcak gelişmeler var. Bunları da süremiz içerisinde değerlendireceğiz. Ülke gündeminde en sıcak konu başlıklarından bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızdan İsrail'e sert mesaj verildi. Tabii İsrail bakanlığının yapmış olduğu açıklamadan sonra Cumhurbaşkanımız ve siyasi partiler özellikle Cumhur İttifakı'ndan Sayın Devlet Bahçeli de sert mesaj vererek İsrail'e adeta uyarı niteliğinde bir değerlendirme yapıldı. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama, İsmail Bey sizden başlayalım. Nasıl Karabağ'a girdiysek gerekirse ne gerekiyorsa yaparız aslında mesajı doğuyor ortaya. Evet. Bu devletler, hükümetler aslında bu çıkışları zaman zaman yapıyorlar. Bu Türkiye olur, başka bir ülkeler de kendi aralarındaki komşularıyla yaşadıkları sıkıntılarda güçlerini göstermek adına veya ya da tabanını diri tutmak adına bu hamleleri, bu değerlendirmeleri yapıyorlar. Bunu nasıl algılamak gerekiyor? Tabii ki İsrail insanlık zulmü yapıyor. Evet, bunu hiç kimse tasvip etmiyor. Sonuçta baktığımızda Netanyahu'nun Amerika'da, NATO orada kendi meclislerinde ayakta alkışlanması, alkışlarla karşılanması sonuçta sanki çok iyi bir iş yapıyormuşçasına onu ödüllendirir gibi davranış yapmaları son derece alkışlanması şiddetle kınadığımız bir görüntüydü. Şimdi bu gelişmeler üzerinde bir de son dönemlerde baktığımızda 3. Dünya Savaşı yakın, 3. Dünya Savaşı geliyor. Yani aslında bir şey mi körüklenmek isteniyor, bir şey mi mesaj verilmiyor ya da bir kıvılcım mı bekleniyor? Ya şöyle, dünya zaten kutuplaşmış durumda. Bir tarafta Rusya, bir tarafta Amerika ile birlikte bir kutuplaşma zaten yaşanıyor. Bu kutuplaşma üzerinden de zaten birbirleriyle olan güç savaşı devam ediyor. Bugün bakın yani ne kadar Rusya ve Amerika birbirine düşmanlık beslese de birbirleriyle doğrudan sıcak bir temas sağlayarak bir çatışma içerisine girmiyorlar. Vekalet savaşı üzerinden bu işi yürütüyorlar. Mesela ne yapıyorlar? Suriye'de bir taraf YPG, PYD terör örgütünü desteklerken Amerika, diğer taraftan da Rusya orada hakimiyetini elde etmek amacıyla Esad'a destek vererek bir güç savaşı içerisine girmiş durumdalar. Yine Ukrayna'da açık ve net bir şekilde Rusya ile Ukrayna savaşırken Batı ve Amerika direkt savaşa müdahil olmadan Rusya'yı yenebilmek adına Ukrayna'ya silah ve her türlü mühimmatı göndererek buradan bir Rusya'yı yıpratma çalışması içerisinde. Yine İslam dünyasına ya da Müslümanlara bir şekil vermek, düzen vermek ve korku salmak amacıyla da bir plan üzerine İsrail Gazze'yi bugün işgal etmiş, yarın belki de ilhak edecek. Bu şekilde güç savaşını, vekalet savaşını sürdürmeye devam ediyor. İslam ülkeleri ne kadar protesto yapsa da ya da kınasalar da fiili olarak bir harekete geçmediği sürece de Amerika İsrail üzerinden Orta Doğu'ya bir şekil vermek istiyor. Bunu da yapmaya çalışıyor. Tabii dünyada İsrail'in soykırımını, katliamını kınamayan hemen hemen ülkeler yok. Tabii Amerika yönetimi İsrail'e parasal ve silahsal destek vermesine rağmen vicdanlı insanlar sokaklarda İsrail'i protesto ediyor. Amerika'nın tutumunu da eleştiriyor. Yine diğer ülkelerde de aynı faaliyetler devam ediyor. Yani Türkiye'de bu noktada ısrarlı bir şekilde biliyorsunuz İsrail'i ve Amerika'nın tutumunu eleştiriyordu. Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızın gelebiliriz açıklamasını yaptı Rize'de.
Yani şöyle bir şey olmuş olsa anlarım. Türkiye'ye yönelik bir tehdit olmuş olsa, Türkiye'nin sınırlarına yönelik, insanlarına yönelik İsrail tarafından bir tehdit yapılmış olsa bu cümleleri kurmasını anlarım Sayın Erdoğan'ın. Ama durduk yere böyle bir cümlenin kurulmasına anlam veremedim. Sanki birilerinin gazını almak amacıyla bu çıkış yapılmış durumda. Yani geçmişte maalesef bu tarz söylemlerin acısını çektik. Elbette ki ülkemize yönelik tehditler varsa daha da sert cümleler kullanılır. Bunda hiçbir beis yok. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na muhalefet dahil herkes açıklaması üzerinden sahip çıkıyor. Ama öncesine bakmak lazım. Yani İsrail Savunma Bakanı durduk yere Saddam yani benzetmesini yapmadı. Sayın Cumhurbaşkanı ortada yani öyle derler. Fol yok, yumurta yok. Bir anda çıktı İsrail'e. İşte bir gece ansızı gelebiliriz ifadesini kullandı. Bence gereksiz bir çıkış. Çünkü geçmişte Mısır'a yönelik işte çıkışlar yapmıştık. Mısır darbe yönetimini eleştirmiştik. Eleştirebiliriz ama tutumumuz neyse orada kalmak zorundayız. Önce eleştiriyoruz, sonra gidiyoruz, elini tokalaşıyoruz, sarılıyoruz. Yine Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un arkasında finansörü dedik. Koşa koşa gidip sarıldık, koklaştık. Yine Suudi Arabistan'ı hatırlayın. Cemal Khashoggi cinayeti üzerinden hangi ifadeleri kullandık? Bu beden, bu ten, bu bedende olduğu sürece bu davanın peşini bırakmayacağız dedik. Aradan 3-5 ay geçmeden davayı Suudi Arabistan'a verdik. Üstünü örttük. Hiçbir şey olmamış gibi gidip Suudi Arabistan'da Prens Selman'la sarmaş dolaş görüntüler verdik. İster istemez bunlar toplumda Sayın Erdoğan'ın güvenirliliğini azaltan unsurlar olarak karşımıza çıktı. Bugün yine aynı durumla karşı karşıyayız. Niye? Yani Türkiye'ye yönelik bir tehdit var mı? Yok. Türkiye'ye yönelik bir açıklama var mı? Yok. Türkiye'ye yönelik İsrail'in bir saldırı girişimi vesaire var mı? Yok. Durduk yere niye bu açıklamayı yaptı? Çok anlamış değilim. Altında bizim bilmediğimiz istihbaratın aldığı bilgiler var mı? Onu bilmiyorum ama neticede durduk yere yapılan bu açıklama üzerine İsrail Savunma Bakanı da böyle bir benzetme yaptı. Bu bana göre gayet normal. Siz tehditvari bir unsur kullanırsanız, söz kullanırsanız hangi ülke olursa olsun buna karşılık verilir. Mesela Kıbrıs üzerinden Yunanistan Savunma Bakanı F-35'lerle ansızın Ankara'da oluruz açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanımız turistik geziye bekleriz şeklinde bir açıklama yaparak bunları kale bile almadığını göstermiş oldu. Bu tarz söylemler olabilir ama İsrail'le şu anda herhangi bir şeyimiz yok. Hani sıcak çatışma, risk durumu vesaire olmadığı bir ortamda böyle bir açıklama bence toplumun gazını almak, kendi kitlesine belki mesaj vermek olarak ben algıladım. Bundan daha ziyade gerçekten İsrail'e bir gece ansızın gitmek istiyorsak öncelikle ekonomik ilişkileri kesmek zorundayız. Yani ekonomik ilişkiler devam ediyor. Büyükelçini bile çekmemişsin. İsrail'le her türlü diplomatik ilişkiyi sürdürüyorsun. Sonra çıkıyorsun. Toplumda çok fazla inanmadı. Yani şahsıma söylüyorum ben. Çok da inandırıcı bulmadım bu söylemi ve bir gece ansızın gelebiliriz diye gereksiz bir cümle kullanıyorsun. Toplumu germeye, ülkeyi böyle gereksiz söylemlerle germenin bir manası yok. Bir şeyi yok, açıklaması yok. Eğer gerçekten samimi ise Sayın Erdoğan ya da AK Parti samimi ise bu yönden tezi yok. İsrail'le bütün ilişkileri kessin. Önce ekonomik ilişkilerle başlasın. Hadi ekonomi devam etsin diyoruz. Yani şöyle sonuçta özel şirketler var. Özel şirketler ve bu ticareti keserseniz onların zararlarını karşılamak zorundasınız. Bunu yapmıyoruz diyelim. O zaman diplomatik ilişkileri en alt düzeye indirerek tepkinizi ortaya koyun. Bir taraftan ticaret devam edecek, bir taraftan diplomatik ilişkiler devam edecek. Sonra çıkacaksın, bir gece ansızın gelebiliriz açıklaması yapacaksın. Çok samimiyetsiz, çok anlamsız, çok gereksiz bir çıkış olarak ben nitelendiriyorum bunu. Çok da anlamış değilim. Doğru söylüyor aslında. Katılmamak elde değil. Yani Yunanistan'a en son bir gece ansızın gelebiliriz dedik. Şimdi Yunanistan'ın 12 adalarıyla
anlaşma imzaladık. Vizesiz bir şekilde Yunanistan'a gidiyoruz. Bütün Türkiye toplumu ve Türkiye'nin kendi turizmini baltalamış olduk. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Eğer bunu 31 Mart seçimlerinden önce söylemiş olsaydınız ve ticaretinizi daha da gizli yapmış olsaydınız, daha illegal bir faaliyet içerisinde olmuş olsaydınız, hem 31 Mart seçimlerini kaybetmezdiniz, hem de bu toplum size bir kez daha güvenip inanabilirdi. Ama şimdi dediğiniz gibi toplumda karşılığı olmayan sözler üretiyor olmanız sizin size olan güveni daha da zedeliyor, daha da yaralıyor. Yani bugün evet NATO'nun 75. yıl zirvesi var. Bütün dünya devletlerinin liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 gün süren bir zirveye katılmış. O zirvenin ardından zaten bekliyorduk nerede nasıl bir patlak verileceğini. Ana gündem maddesi Ukrayna-Rusya savaşı dendi ama biz inanmadık buna. Burada da zaten eleştirdik, konuştuk, burada da tartıştık. Özellikle İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik katliamı bu NATO'nun 75. yıl zirvesinde konuşulmayacaksa bu NATO niye var şeklinde burada eleştirilerimizi de sıralamıştık. Şimdi öyle bir şey ki bir de dikkat edin Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne zirveye katılmak üzere gidecekken Dışişleri Bakanı'ndan 3. Dünya Savaşı çağrısı geliyor. Ve buna hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguluyor. Hemen akabinde bir bakıyorsunuz özellikle de Pasifik'te ve okyanuslarda bir hareketlilik başlıyor. Kim Jong oradan işte füzelerini işte doğrultuyor. Bu taraftan Lübnan Hizbullah füzelerini İsrail'e doğru yönlendiriyor. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin en büyük işte tatbikatlarını yapıyor. Bir taraftan Yunanistan yine Amerika Birleşik Devletleri eliyle güçlendiriliyor ve ardından dediğiniz gibi Kıbrıs meselesi patlak veriyor. Bunların hiçbirisi tesadüf olmasa gerek. Şimdi Netanyahu'ya soruyorlar, diyorlar ki işte Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosuna çıkıyor, bir konuşma yapıyor. Bugün İsrail deyip gelip geçmemek lazım. Kapitalizmin sac ayağını oluşturan tek ülkedir. Dolayısıyla kapitalizm bugün dünyaya yön veriyorsa ve bugün dünyada devletler kurup devletleri yönetiyorsa, devletleri yönettikten sonra o devletleri lav ediyorsa, feshediyorsa, yerine farklı devletler kurduruyorsa, işte Arap Baharı diye bir süreç başlatıyor ve o devletlerin başına kendilerine biat eden insanları getirebiliyorsa, güçlü bir yapılanmadır. Özellikle bu yapılanmayla mücadele edilmesi gerekir. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının kapitalizmle doğrudan bir mücadelesi var mı diye sorarsanız bana göre yok. Zerre kadar yok hem de. Dolayısıyla bugün bankaları, sigorta şirketlerini, altın ve mücevherat alanını Birleşik Devletler başta olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin senatolarında varlığını gösteren güce sahip olan bir İsrail'in bugün kalkıp ben bir tane bile sivil katletmedim, sadece attığımız bir bombadan kaynaklı Hamas'ın kendi işte milis güçlerini hedef aldığımızda orada iki düzine sivilin öldüğünü haberini aldık diye bir yalanı ortaya atması, 40 bin tane sivilin dünya kamuoyunda bile göz göre göre öldürüldüğünü nasıl yalanlayacaksınız? Bugün eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tane vicdana sahip bir insan çıkıp da elinizde kan var diyerek Netanyahu'yu orada protesto ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosunun kapısında Filistin'e yönelik vicdan sahibi insanlar bu protestoları devam ettiriyor ve Birleşik Devletler'in polisi, işte gizli servisleri bu insanlara müdahale ediyorsa burada büyük bir oyun var demektir. Bu oyunu başlatan yine silah tüccarlarıdır. Ve dolayısıyla bugün silah tüccarlarının arkasında kim var diye baktığımızda o sermayenin sahibinin de İsrail, yani Yahudi lobisi olduğunu görüyorsunuz. Dediği gibi ortada hiçbir şey yokken biz niye daha 31 Mart seçimlerine kadar Gazze'de insanlık dramı başladığı 7 Ekim Yom Kippur İsrail Kutsal Bayramı'nın sonrasında ticaret yapmaya devam ederken bile daha yakın zaman 1,5 ay öncesine kadar ticaretimizi itiraf ettikten sonra bu açıklamayı neden yapıyoruz? Bunu gerçekten anlamlandıramıyorum. Arkasından dediğiniz gibi İsrail Savunma Bakanlığı'nın ve sonrasında Dışişleri Bakanlığı'nın pervasızca açıklamaları gerçekten kabul edilebilir gibi değil. Sonuçta ama öncelikle Türkiye'nin açıklaması tabii ki ama yani şöyle ama benim sonuçta benim lazım. ülkemin bir cumhurbaşkanı var. Ben kendi içimde eleştiririm, ben kendi içimde taşlarım, ben kendi içimde kabul etmeyebilirim, oy vermeyebilirim, oy verdirmeyebilirim ama sana da yedirmem yani kusura bakma çünkü bu benim iç meselem. Ama dediğiniz çok doğru. Yani ortada hiçbir şey yokken bizim ta en başında Filistin'in yanında o dramın durması için yer almamız gerektiği noktada zaten yer alıyoruz ama bu tarz söz. Arap Birliği'ne sahip 33 tane ülke
ve liderleri bir araya geldiğinde Netanyahu'ya karşı sert bir açıklama yaptıklarında Netanyahu ne demişti? Oturun oturduğunuz yerde iktidarlarınızı ve çıkarlarınızı korumak istiyorsanız dediğinde kimsenin gıcı çıkmamıştı. O zaman ses yükseltmeyen, o zaman bir gece ansızın geliriz demeyen Sayın Erdoğan'ın aradan yani ne geçti, bizim üzerimize ne, bizim yani ülkemizin üstüne ne sözler üretildi ki biz böyle bir çıkışta bulunuyoruz, gerçekten anlamlandıramıyorum. Şunu da söylemeden de geçemeyeceğim tabii. Karabağ'a girdiğimiz gibi, Libya'ya girdiğimiz gibi bir gece Filistin'e de ya, vallahi kimse tuttuğu yok. Girmemiz lazım o zaman. Çünkü orada gerçekten masum insanlar var evet. ve ordusu güçsüz, zayıf bir ülke var. O ülkeyi bile ülke olarak tanımayan bir Birleşik Devletler ve onu yöneten, onu yönlendiren bir İsrail Yahudi lobisi var. Yani bu Siyonistlerin tarihte... Biz de Filistin gibi olmuşuz. Aynen ha, evet, bu iyi arada. Dikkat çektim. Ben de tam ona bakıyordum vallahi Filistin dediğimde kırmızı, yeşil, beyaz diye. Evet. O karpuzu, bir de masamızda siyah. Karpuz yasak biliyorsunuz evet. değil mi İsrail'de? Öyle niye? Mi? Evet, Filistin evet. bayrağını işaret duymadım. Ediyor diye. Boyasınlar dışarı. İçini boyamıyor. Güzel. Yani toparlayacak olursak eğer gerçekten bir dünya savaşına mı hazırlanıyoruz gibi bir soru akıllarda. Her taraf sıcak bir şekilde tatbikatlarını yapıyor. Dünya ısınıyor bir taraftan. Evet. Bu dünyanın ısınması dengeyi bozuyor. Zaten biz insan olarak hani uluslararası topluma baktığımızda refah seviyesinin yükseltilmesi, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşam kalitesinin artırılmasına dönük adımlar atmasını beklediğimiz liderlerin ağzından hep kutuplaştırıcı, hep ötekileştirici, hep düşmanlaştırıcı ve hep savaşa kapı aralayan, perde aralayan sözcükler duymanın azizliğini yaşıyoruz. Umarım bir an önce bir sağduyulu bir ses, bir el Sayın Erdoğan'a da dokunur. Netanyahu denen kanı bozuğa da dokunur ve onları bir şekilde durdurur ve İsrail'in özellikle Gazze'ye yönelik bu saldırılarında daha fazla masum sivil çocuk, sivil insan hayatını kaybetmez. Evet, tabii ki bu süreci ilerleyen sürede daha iyi net göreceğiz. Değerlendirmelerimizi ondan sonra da somut bir şekilde yaparız. Şimdi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri Milletvekilimiz, önceki dönem değerli paşamız Hulusi Akar Bey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bey bir konuşma yaptı. Gündem dışı yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi grubundan kendisine yapılan sataşmalar oldu. Bu konuşmanın üzerine Sayın paşamız da oldukça fazlasıyla sinirlendi. O görüntüleri isterseniz bir izleyelim İsmail Bey, onun üzerine bir değerlendirme yapalım. Değerli yönetmenimizden rica edelim, sevgili Erhan Bey'den. Hazırsa izleyelim efendim. CHP milletvekili Namık Tan'ın Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kullandığı Mavi Vatan masalı ifadesi siyasette yeni tartışmayı başlattı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Tan'a sert sözlerle yüklendi. Mecliste konuşan Akar, Mavi Vatan'ı parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan bazıları denizlerde boğuldu, kimileri çukurlarda gömüldü ifadelerini kullandı. Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavur vatan ayrılmaz bir bütündür. Ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu, kimileri dağlarda, çukurlarda gömüldü. Nazik bir şekilde sizlere hitap ettim. Dinleyin bir dakika. Dinleyin ya. Hem soruyorsun hem dinleyin. Devam. Dinleyin. Ben konuşmacıyım. Bu meclisin bir nizamı var. Bana başkan söz verdi. Size söz vermedi. Söz vermedi. Oturun yerde konuşmayın. Bağırırım. Dinleyin. Evet, değerli paşamız Hulusi Akar gerçekten oldukça sinirli bir şekilde hitap ediyor. Tabii kendisinin konuşmacı olduğunu, dolayısıyla sözünün kesilmemesi yönünde tepkisini gösteriyor. Aslında görüntü her şeyi anlatıyor İsmail Bey. Ya şöyle, aslında bu meselenin çıkış noktası biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Namık Tan'ın bir tırnak içerisinde masal ifadesi, Mavi Vatan'la alakalı ifadesi. Belki bunu işte ben şöyle demedim, böyle demedim diyebilir ama neticede yani o terimi Türkiye'nin özellikle denizlerdeki
hakimiyetini kurması için yoğun çaba sarf ettiği bir durumu masal olarak nitelendirmesi ister istemez tepkiler de beraberinde getirdi. Sayın Hulusi Akar da mecliste konuşma yaparken Mavi Vatan'ın ne demek olduğunu anlatmaya çalışırken sözünün kesilmesi üzerine bu şekilde bir şey yapıyor, tepki gösteriyor. Tabii şöyle siyaset böyle bir şey. Yani geçmişte Genelkurmay Başkanı ve öncesinde de komutandı. Askerde biliyorsunuz astlık üstlük var. Yani üstünüz sus dediğinizde ya da sesinizi kes dediğinde kimsenin orada konuşma şansı yok. Ama buranın meclis. Mecliste olduğunuz için tabii haklı o. Yani bir şekilde orada konuşmacı. Meclis başkanı kendisine söz vermiş. Sözü sürekli kesilince ister istemez bu tepki ortaya çıkmış durumda. Yani Mavi Vatan elbette ki ülkemizin nasıl gök vatanı varsa, ana vatanı varsa, yavru vatanı varsa Mavi Vatan çalışması da devam ediyor. Libya ile yapılan deniz sınırı antlaşması yine Mısır'la muhtemelen yakında da böyle bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü Türkiye'nin Mısır'la barışması öyle şey değil yani. Hani gönülden aman birbirimize yanlış yaptık da barışalım mantığıyla değil mutlaka tabii. Bir çıkar ilişkisi var. Yarın bir gün yine Mısır'la yapılacak bir karşımıza Mavi Vatan anlaşması çıkarsa şaşırmamak lazım. Niye Mavi Vatan terimi ortaya çıktı? Biliyorsunuz Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayarak Akdeniz'e bir şekilde hakim olmanın yollarını arıyorlardı. Batı dünyası, Amerika vesaire. Türkiye'de de müstavi general Cihat Yaycı böyle bir terimi ortaya atmıştı. Bu projeyi ortaya koymuştu ve Türkiye'de bu proje üzerine yoğun çalışmalar yaptı ve deniz sınırı anlaşmaları yaparak Türkiye'nin denizlerdeki yetki alanları net bir şekilde belirlemiş oldu. Geçtiğimiz gün biliyorsunuz yine Yunanistan denizden bir internet kablo çalışması yapıyordu. İtalya ile birlikte Türkiye'nin sınırlarına geldiğinde Türkiye savaş gemileriyle bu duruma müdahale etmişti ve neticede Yunanistan Türkiye'den izin almak zorunda kalmıştı. Bu olay Türkiye'nin deniz sınırlarını Yunanistan'ın tanıdığı manası yorumları ortaya çıkmıştı. Yani bu bir milli meseledir. Bunu kelime oyunlarıyla, cümlelerle farklı bir noktaya taşımak kimseye fayda sağlamaz. Bugün evet. Yavru vatanımızı nasıl kimseye tartıştırmıyorsak, gökyüzümüzü yani hava koridorumuzu gök vatan olarak nitelendiriyor. Gök vatanımızı kimseyle tartışmıyorsak ve gök vatanımıza sahip çıkıyorsak her türlü savunma sistemleriyle yine ana vatanımızı, sınırlarımızı nasıl sahip çıkıyorsak Mavi Vatanımıza da mutlaka bu şekilde sahip çıkmak lazım. Bu siyasetin ötesinde bir durum. Sayın paşamız da, Kayseri milletvekilimiz de sözünün kesilmesine bu şekilde tepki veriyor. Evet, aslında görüntüde izlettik izleyicilerimize. Evet. Sevgili İsmail Bey de değerlendirme yaptı. Aynı şeyler üzerinde fazla konuşma yapmayalım, hem süreyi de iyi kullanalım düşüncesiyle bir diğer konumuza geçelim. Emekliler polemiği sürüyor sevgili Tolgacığım. Sayın Cumhurbaşkanımız sırtımızda küfe var yönünde bir açıklama yapmıştı. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bir mitingde sırtında bir küfeyle çıkarak biz o küfeyi taşımaya razıyız yönünde bir mesaj verdi. Karşılıklı emekliler üzerinde bir polemik sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda daha çok eleştiri oklarını muhalefetliğini hep emekliler üzerinden yapıyor. Hayat pahalılığına yapıyor. Evet, hayat pahalılığı, emekliler maaşı oldukça sıkıntı yaratıyor. Ama bu geçmişte de emeklilerin durumu ortada. Hayat pahalılığı vardı zaman zaman. Sanki muhalefet de burada fazla bir şey üretemiyor mu argüman? Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir zaman için Türkiye'de yaşayan bir toplum enflasyona ezdirilmemiş. Hayat pahalılığı ilk defa olmuyor. Daha önce de olmuş. 2001 krizinde de olmuş. 2008 krizinde de olmuş ama kimse ezilmemiş. Dolayısıyla bugün gelinen nokta itibariyle artan enflasyon oranlarının altında ezilen ciddi bir kitle varsa bunu muhalefet ciddi bir şekilde kullanacak.
Ve bunun üzerine gidecek. Kullanacaktan kastımız da şu. Bunu politik aracı olarak kullanmayacak. Onların mağduriyetlerinin yanında olan bir şekilde alan belirleyerek kullanacak. Ve dolayısıyla iktidara karşı bunu kullanma adına kullanmıştık diyeceğiz. Şimdi bugün eğer bir küfeden bahsediliyorsa emeklilerin sırtında ciddi bir küfe var. Bu küfe borç küfesi. Bu insanların hepsi kıt kanaat geçinmeye çalışırlarken bir taraftan da zaten 45'li yaşlarda emekli olmuş bir insanı düşünün. 45'li yaşlarda emekli olmuş bir insanın üniversitede okuyan çocuğu var. Lisede okuyan çocuğu var. Ortaokulda okuyan çocuğu var. İlkokulda okuyan çocuğu var. Bunlar bu çocuklarını okutmak zorundalar. 10 bin lirayla bunlar evlerinin kirasını mı ödesinler? Mutfak masraflarını mı karşılasınlar? Elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarının faturalarını mı ödesinler? Çocuklarının eğitim masraflarını mı karşılasınlar? Bu insanlar sosyal bir hayatın içerisinde kendilerine yer bulabilmek için bir tatile mi gidebilmek için bir formül arayış içerisine girsinler? Ne yapsınlar? Hiçbir şey yapamayacaklar. Ne yapıyorlar bu sefer? Gidip kredi almak, çekmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla ciddi bir borç yükü var küfelerinde. Şimdi bir küfeden bahsedebilmek için o zaman en başa bir gitmek lazım. Ben bu EYT'yi seçimi kaybedeceğimi bilsem bile çıkartmayacağım diyen bir iktidar, EYT'yi seçim öncesinde kademeli olarak bile olsa çıkartacağım diyen ve sonrasında çıkartan ve sonrasında bunu da kamuya maliyet yükü olarak gösteren bir iktidara dönüşüyor. Seçimi kaybedeceğini görünce çıkartan. Yani ama şimdi öyle bir noktaya gelmişsiniz ki siz insanları emekli etmişsiniz. Çalışmayan insanlar vardı. O insanlara iş kapısı aralayamamışsınız. Keşke o insanlara iş kapısı aralayabilseymişsiniz de şu EYT'yi çıkartmasaymışsınız. Çünkü EYT'yi çıkartmanın bir ülkeye yükünün maliyetini keşke o zaman planlayabilseymişsiniz, keşke o zaman hesaplayabilseymişsiniz de bugün bunu bizim karşımıza sorun olarak getirmeseymişsiniz. Bugün bizim önümüze sorun olarak getirdiğiniz şeyi de siz yapmışsınız. Geçmişte bu insanlar çalışamadıkları için EYT diye bir mağduriyet dernekleri kurmuşlar ve bu dernekler üzerinden örgütlenmişler ve tek adres olarak hedeflerini de iktidara almışlar. İktidar diyorlardı ki ya beni sürem gelmiş bari emekli et. Ben 40 yaşındayım, 45 yaşındayım bir fabrikaya çalışmaya gittiğimde senden verim alamayız diyerek beni işe de almıyorlar. Ben çalışamıyorum da. Bari bunun önünü aç. Onu da yapmıyorsunuz. Dolayısıyla bugün şimdi dönüp gelip bizim halkımızın kendisine, kendi oylarıyla seçtiği halkına kalkıp da sırtımızda bir yük küfesi var demek anlamlandırılabilir mi? Mümkün değil. Buradan da muhalefet bulduğu yoldan ilerler gider ve size buradan ekmek yedirmez. Ve dolayısıyla 31 Mart'ta bunun neticesini, bunun sonucunu herkes gördü. Şimdi oradan kalkıp hala insanlara enflasyon oranlarını, bırakın bağımsız araştırma şirketlerini, Türkiye'nin resmi araştırma şirketi olarak kabul edilen İstatistik Kurumu'nun %75 olarak açıkladığı Haziran enflasyonu rakamında siz kalkıp da emekliye %24.3 dolayında bir zam verirseniz ve bu farkları da yatırmazsanız bu insanlar da zaten geçinemiyorlarsa kıt kanaat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmek zorunda kalıyorlarsa bir taraftan ev kiralarına ev sahipleri ciddi manada zalimlik yapıyor kat bir kat üstüne koyarak gidiyorlarsa ne yapacak bu insanlar? Nasıl geçinecekler? İşte demek ki burada bir küfe varsa o küfe kusura bakmasınlar ama iktidarın sırtındaki taşıdığı bir küfe değil. Bu tamamıyla toplamında 13 milyon dolayında olan ve bugün o dönemde mühendislik yapmış, doktorluk yapmış, hakimlik yapmış ya da işte beyaz yakalı bir işte çalışmış. Bugün gelinen noktada işçi statüsüne sahip bir insanla aynı bir maaşa tabi tutuluyorsa insanlar kusura bakmayın ama buradan hiçbir şekilde doğruluk doğmaz. Buradan hiçbir şekilde rahatlık doğmaz. İktidarı herkes buradan rahatsız eder. 13 milyon diyorum toplamında 7 milyon kişinin ciddi manada ezildiği, yok sayıldığı, ölüme neredeyse mahkum edildiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bugün tutup da iktidar buradan bir politika geliştiremiyorsa, insanların maaşlarını bırakın iyileştirmeyi, artan enflasyon oranlarıyla bile mücadele edemiyorsa, sıcak para akışını sağlayamıyorsa, ülkeye girdi maliyetlerini artıramıyorsa, bugün ithalat ihracat dengesindeki cari açık dengesini bile zayıflatamıyorsa demek ki burada ciddi manada bir çarpıklık var. Bu çarpıklığın tek sahibi siyasal iktidarın kendisi. Ekonomi politikalarında yapılan hatalı yanlış gelişmeleri hepimiz anlayabiliriz. Ama bu enflasyonu nasıl sağladınız diye sorduğumuzda kimsenin cevap veremediğini gördüğümüzde insanlar hep bir ağızdan birbirlerine bakarak aynı soruyu soruyorlar. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz?
Ne yiyecek, ne içecek bu insanlar yani? Şimdi aynı şekilde muhalefet de diyor ki bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Bu insanlar sana yıllarca güvendi, yıllarca oy verdi, yıllarca seni sırtında taşıdı. Sen şimdi kalkmışsın diyorsun ki benim sırtımda küfe var. Ya asıl küfe insanların sırtındaydı. Evet. Seni taşıdı yıllarca ya. 22 yıl boyunca seni taşıdı. 22 yıl boyunca seni iktidarda tuttu bu insanlar ya. Ne için? En sonki seçimi hatırlayalım, 14 Mayıs seçimlerini. Soğan ekmek yerim, reisi yedirmem dedi. Evet. Ne oldu sonucuna baktığımızda? İnsanlar demek ki soğan ekmeği bile artık yiyemez hale gelmişler ki ses yükseltiyorlar. Tüm emeklilerin sendikası diye bir sendika var. Türkiye'nin 8 ayrı bölgesinde 8 ayrı miting gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi merkezi bir miting gerçekleştirdi. Ankara'da bütün emeklileri topladı. Yani insanlar artık böyle kimler vardı diye işlerinde takip ettiğimizde sosyal medya adresleri üzerinden emin olun ne CHP kimliğine yakın, ne CHP kimliğine bürünen, ne CHP kimliğiyle, kültürüyle tanışan insanlar değillerdi bunlar. Emin olun hepsi de baktığınız zaman sakallı, namazını kılan, türbanlı kadınlar, erkeklerdi. Ve emin olun bunların birçoğu yıllarca Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş toplumdu. Bunu yapmaya sizin hakkınız yok ki ama yani insanları bu hale getirmeye, bu düşkünlüğü yaşatmaya sizin hakkınız yok. Siz kendiniz gerekirse yediğiniz lokmalardan kısacaksınız. Siz kendiniz tükettiğiniz ürünlerden tasarruf sağlayacaksınız. 4 uçakla birlikte Amerika'ya gitmeyeceksiniz. 4 uçakla birlikte Berlin'e gitmeyeceksiniz gerekirse. 500 araçlı konvoylarla oralarda gezmeyeceksiniz. Halkınızı doyuracaksınız. Bu Osmanlı kültüründe de vardı, Selçuklu kültüründe de vardı. Kendisi tok yatarken halkını aç yatıran bir padişahla tarihe baktığımızda kimse tanışmamış şimdiye kadar. Cumhuriyetin tarihi boyunca yine halkı açken kendisi tok yatan bir cumhurbaşkanıyla daha karşılaşılmamış. Demek ki burada bir hata var. Burada bir hata var yani. Karşılaşıldı canım. Sadece AK Parti döneminde nerede var? Değil ki. Nerede var? Ya 2002 krizi kimin zamanında? Cumhurbaşkanı kimdi? Ahmet Necdet Sezer'di. Ne yaptı? Tamam. Yapmış olduğu hamlelerle birlikte insanların alım gücünü artırdı mı? Bu kadar mıydı gerçekten sizce? Tabii canım. 2000, öyle miydi? 2001 krizi böyleydi yani. Hayır bir dakika. Gerçekten insanlar alım gücü bu kadar düşmüş müydü? Ekmeğe muhtaç hale gelmiş miydi? Tabii ki canım. O da, ya AK Parti'yi iktidara getiren nedenlerin başında o var tamam zaten. Tamam ama insanlar... AK Parti'yi iktidara getiren neden zaten 2001 kriziydi? Tamam ama insanlar açım diyerek kendini yakmıyordu. İnsanlar açım diyerek intihar etmiyordu. Kasa i̇nsanlar, fırlatıyorlardı. Bir tane kasa fırlatma olayı var. Onun da mizansen olduğu yıllar sonra anlaşıldı. Canım, tabii canım mizansen olduğu yıllar sonra anlaşıldı. Yani siz... Ya tamam o dönem yapıldı diye. O dönem yaşandı diye. Bu dönem yaşansın mı yani? Hayır doğru değil. Yani. Onun bile benzetmesi itirazım bence, yok bence da, şu değil. Bugüne kadar o dönem Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon oranları %68 olarak açıklandı. Bu dönem TÜİK tarafından %75 olarak açıklandı. Tamam, eyvallah, demek ki bu daha yüksek. O yüzden hani Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir cumhurbaşkanı döneminde böylesine bir şey olmadı yani. İtirazım yok. Oldu. Evet. Tabii ki İsmail Bey de o geçmiş dönemde o dönemde de ekonomik sıkıntı vardı. Zaten AK Parti'yi getiren neden tabii sıkıntılar mutlaka ki olacak. Ama bu sıkıntıların ölçülü, dengeli bir şekilde hükümet politikalarını düzgün, doğru bir şekilde yöneterek en kısa süre içerisinde atlatılması gerekiyor. Ona gayret göstermek lazım. Hükümet politika üretiyor. Üretirken de tasarrufları tabii sadece vatandaş yapmayacak, kendileri de yapacak. Ama bunu eğer ki böyle devam ederse zaten vatandaş bir kırmızı kart gösteriyor. Sonuçta yerel seçimlerde gösterdiler. Bu devam ederse, eğer iyileşirse o zaman da ödüllendiriyor. Ya şöyle Doğan Bey, yani elbette ki yani ülkemizde maalesef ekonomik krizler yaşanıyor. Keşke yaşanmasa. Bu da tam manasıyla ülkemizin güçlü olmadığını gösteriyor. Tabii emekliler yani Sayın Erdoğan'a ya da AK Parti'ye baktığınızda şu hesaplamalar üzerinden gidiyorlar. Toplumu böyle oyalamak ya da kandırmak amacıyla bu cümleleri kullanıyorlar. İşte emekliler bizim aldığımızda şu kadar dolardı. Bugün maaşı şu dolara geldi ya da şu kadar emekli maaşı böyleydi. Yüzde bilmem kaç artırdık, bugünkü noktaya getirdik. Eyvallah, yüzde üzerinden bakınca müthiş bir rakam ortaya çıkabiliyor ama geldiğimiz noktada alınan maaş ne kadar? 10.000 TL. 10.000 TL'yi isterseniz %1 milyon artmış olsun yani enflasyon AK Parti döneminde emekli maaşına isterseniz %1 milyon artış yaşatmış olun.
ne fark ediyor? Yani 10.000 TL bugün insanlar almaya devam ediyorsa, ha bütün emekliler böyle sıkıntıda mı? Değil. Muhtemelen 3-4 milyon böyle 10.000 TL ve civarında maaş alıyorlar. Bu da gerçekten büyük sıkıntı. Şimdi bakıyorsunuz mesela milletvekilleri, bakanlar, bürokratlar, yani büyük noktada emekli olanlar maaşları çok güzel. Onlara diyelim ki 100.000 lira emekli maaşı alıyor. Ya da milletvekiller daha fazla alıyor. Bunların listeleri var. Ya da atıyorum 50.000 TL emekli maaşı alanlar var. %22, %20 yaptığınızda işte ne yapıyorsunuz? 5'e bölün 50'yi. 10.000 TL zam yapıyorsunuz birine. Birine de 2.000 lirayı zor yapıyorsunuz. Desteklemeyle birlikte işte maaşını 12.500 TL'ye getirmeye çalışıyorsunuz. Yani %50 zam yapsanız 50.000 TL alana %25 TL zam yapmış oluyorsunuz. Maaşı 75.000'e çıkıyor. 10.000 TL'ye %50 yaptığınızda 5.000 TL zam yapmış oluyorsunuz. 15.000 TL yapmış oluyor. Yani bu iktidar emekliler arasındaki uçurumu da inanılmaz bir şekilde açtı. Yani yüzdelikten daha ziyade seyyanen gibi, yani atıyorum emeklimize kardeşim yüzde değil de, biz buna da muhtemelen itiraz edenler olur ama neticede emekliler arasındaki uçurumu aşmamış olursunuz. Emeklilere her birine 8.000 TL zam yapıyorum derseniz 10.000 olur 18, 20.000 olur 28. Yani herkesin eşit bir şekilde maaşı artmış olur ama bugüne kadar hep bu yanlışlar yapıldı. Emekliler arasında uçurum açıldı. Yani %10 yapsanız da o uçurum açılıyor. %5 yapsanız da açılıyor. %50 de yapsanız uçurum açılıyor. Bugün insanca yaşam ücretleri değil, vicdanı olan hiçbir iktidar emeklisini bu noktada bırakmaz. Ama maalesef bugün emekliyi ölüme mahkum etmiş durumdalar. Gerçekten yokluğa mahkum etmiş durumdalar. 12.500 TL'yi sanki çok önemli bir düzenleme yapıyormuş gibi bir de meclis çalışmasıyla 12.500'e tamamlıyorlar. Gerçekten ayıptır, günahtır, yazıktır. Bu kadar yani kendisine, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Tolga'nın hatırlattığı gibi soğan ekmek yeriz, reise yedirtmeyiz diyen seçmenlerin hadi diğer vatandaşlara bir şey demeseniz bile seçmeninize ayıp ediyorsunuz, seçmenize eziyorsunuz, seçmeninizi cezalandırıyorsunuz. Ha, seçmen ne yaptı? 31 Mart'ta zaten verilecek cevabı verdi. Yarın seçim olsa bu gidişle %10 bile oy alamaz. Emekliler hiçbiri oy vermez. O yüzden bu durumu bir an önce düzeltmek gerekiyor. Düzeltilir mi? Düzeltileceği kanısında değilim. Ta ki seçime kadar, seçime yakın yine böyle popülist politika, nasıl ki EYT bir şekilde çıkartıldı, ülkenin gündemine sokulduysa, yarın bir günde seçime yakın emekli maaşları da ciddi oranda artırılabilir ama yakın bir zamanda bu mümkün değil gibi. Mümkün değil. Evet, şimdi tabii geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmeye başlamıştı. Sokak köpekleri, sokak hayvanları üzerinde bir yasa tasarısı hazırlandı. Mecliste de görüşülmeye başlandı. Sokak köpekleri gerçekten kendi evinde besleyen, bakan özellikle kayıtlı olan köpeklere kontrolünü, örneğin Tolga gitmiş kaydını yaptırdıysa küpelerinin üzerinde herkesin numarası yazıyor. Eğer ki bir sorun yaşanırsa Tolga biliniyor. Ama sokakta o kadar başıboş köpekler var ki, ciddi anlamda geçtiğimiz yıl Hacılar'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok acı bir olay yaşadık. Belki de çeşitli Kayseri, bizde ülkenin dört bir yanında sosyal medyalarda görüyoruz. Sokak hayvanları, köpekler özellikle çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Evlatlarımıza, yaşlılarımıza adeta hayatı zindan ediyorlar. Dolayısıyla bunun için de hükümet düğmeye bastı. Mecliste yasa görüşülüyor. Büyük ihtimalle de geçilecek. Çok ciddi anlamda da sokakta 4 milyonun üzerinde kayıtlı sokak köpeği olduğu söyleniyor. Yani bunların barınaklarda barınması, ihtiyaçları karşılanması da ayrı bir ciddi maliyet bindiriyor. Bununla ilgili çıkacak yasayla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi mecliste yine muhalefetliğini yapıyor ama %99 yasa çıkacak gibi. Yasa çıktı zaten. Yani yasada sadece bazı kelimeler, terimler değiştirildi ve yasa çıktı. İşte ötenazı kaldırıldı, ilaçla öldürme geldi. Yani bu hayvanlar
göz göre göre katledilecek. Bu hayvanların iyileştirilmesi, rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, hayata kazandırılması, sahiplendirilmesi gibi bir tutum var mı diye sorarsanız, ben Kayseri'den örnek vereyim, siz de Kayseri'den örnek verin. Hala sokaklarda bu durum gündemde olmasına rağmen bile bu şehir bir tane cumhurbaşkanı çıkartmış Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında. 3 tane bakan çıkartmış, bir tane Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili çıkartmış, bir tane Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili çıkartmış, bir tane AK Parti Başkan Vekili çıkartmış. Dolayısıyla bugün bile eğer Büyükşehir başta olmak üzere 16 tane belediyenin toplamında, yani 17 belediyenin toplamında böyle gayretli bir çalışma görüyorsanız ben hiçbir şey demeyeceğim. Nasıl bir güzelmiş? Bir çalışma var mı şu an Kayseri'de? Sokaklarda hayvanların toplanıp barınağa götürülüp rehabilite edilmesi, yok, kısırlaştırılmasına dönük bir çalışma var mı? Yok. Adım buradan atıldı. Buradan çıkartın o zaman. Burada da yok mesela. Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor şu an? Var mı hayvana dönük bir çalışması? Yasa çıkmadan önce var olan 2003 yılındaki yasayı niye devam ettirmiyorsunuz o zaman? Yani 2022 yılında çıkana kadar beklemek mi lazım? Tehlike saçmayacak. Saçmayacak mı yani? Bekleyelim mi bir taraftan da? Yani işte Molu köyünde yaşananları biliyoruz, Molu barınağının orada. İnsanlar orada yemleme yapıyorlar diye hayvanları. Oradaki yaşayan, ikamet eden insanlarla o hayvan savunucuları karşılıklı birbirlerine girdiler. Evet. Oradan belki cinayet doğacaktı. Belediye ne yaptı bunun sonunda? Dedi ki daha büyük bir işte barınak yapıyoruz dedi. Nereye yapıyorsunuz? Nerede? Yok, çalışma yok yani. O bakımdan şimdi kimse kimseyi kandırmasın. 2003 yılında imzalanmış bir protokol var Avrupa Birliği ile. Oradan alınan paralar var. Bu paralarla birlikte kurulması gereken barınaklar var. Bugün 1492 tane belediyenin içerisinden sadece 252 tanesinin barınağı var ve bu 252 belediyenin %75'ini CHP'li belediyeler oluşturuyorsa bugün CHP'nin doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen bu yasaya muhalefet etmekten başka bir doğal hakkı yoktur kanaatindeyim. Ben ne CHP'nin savunucusuyum ne AK Parti'nin lanetleyicisiyim. Dolayısıyla bugün eğer AK Partili belediyeler üzerlerine düşeni daha yasa çıkmadan önce hayata geçirmiş olsalardı, bak bir de yaz dönemindeyiz, bağ ve sayfi alanlarında insanlar şu an yazlık diye yaşamlarını devam ettiriyorlar. Gece boyunca işte ben de görüyorum mesela, duyuyorum, gece boyunca o hayvanların sürekli havladıklarını, sürekli birilerini rahatsız ettiklerini, ama bu insanlara, bu hayvanlara bir dokunabilmeniz lazım. Bu hayvanları oradan alacaksınız ki bu hayvanlar birileri tarafından çıktı şu sözlerle, bunlar öldürülmezse bunlarla baş edemeyiz demelerinin önünü keseceksiniz. Ya vicdan taşıyorsanız, ben insanım diyebiliyorsanız, yani bunların hepsini de geçtim, ben işte inançlıyım, ben Allah'ın verdiği cana, Allah'tan başka kimsenin alamayacağına inanıyorum diyorsanız, o zaman bir harekete geçin arkadaş. Harekete geçin ki sizin ne kadar samimi olduğunuzu bir görelim ve bir taraftan da birilerinin popülist bir çıkış yapıyorlar tavrına kulak kabartalım. Yani onlar orada çıkıp da düdük öttürüyorlarsa, ne bileyim işte köpek gibi işte havlama sesi çıkartıyorlarsa, bu sese işte kulak vermiyorsa siyasal iktidar ve onun ortağı olan diğer partiler, o zaman burada bir vicdani eksiklik var demektir. Burada bir sorumsuzluk var demektir. Bizim Kayseri'de Büyükşehir başta olmak üzere 16 tane de ilçe belediyemiz var. Melikgazi Belediyesi'nin nüfusu her zaman için belediye başkanı ve başkan yardımcıları övünürler ki Melikgazi Belediyesi 40 belediyeden, 45 belediyeden, 40 ilden, 45 ilden büyük bir nüfusa sahip diye. İşte alın size bir alan işte. Siz açtınız mı mesela Melikgazi Belediyesi olarak bir barınma evi? Ben Koca Sinan Belediyesi'nin böyle bir projesi olduğunu, bunu hayata geçirmek için bir inşa çalışması başlattığını biliyorum. Talas Belediyesi'nin Patiköy diye bir kırsal mahallenin birine küçük yakın ya, bir yerde yani, küçük de olsa bir barınak açtığını biliyorum. Küçük de olsa bir şey yapın. Siz ne yapmasını istiyorsunuz? Yani toplantısın, bakılsın mı istiyorsunuz? Bu hayvanları öncelikle barınaklarda bir toplayacaksınız. Bunun hayvanların maliyetini kaldırabilir mi belediye? Bunu baştan düşünecektiniz. Ne yapacaklardı? Bunu baştan düşünecektiniz. Bunu şimdi 2003 yılından 2024 yılına kadar 21 yıl geçmiş. 21 yıl önce bu köpekleri kısırlaştırmış olsaydınız bugün sokaklarda 4 milyon tane kayıtlı köpek var diye bir rakamdan bahsetmiyor olabilirdiniz. Tamam, o zaman yapmamışlar ya da yapmadığımız bir hatanın bedelini bugün o kulağı duymayan, aklı olmayan hayvanlara ödetirsek bunun hesabını biz kime vereceğiz? Peki, ben diyorum ki ne bir sokak köpeği, sokakta yaşayan bir köpek bir çocuğumuzu yesin, öldürsün, canına kıysın, ne de bir çocuğumuzu öldürüyor diye biz o hayvanın canına kıyalım.
Ben diyorum ki istenirse yapılabilir. Bunu aşmış ülkeler var. Zaten sonra o Hollanda çok yapmış bak bunu. Hollanda çok güzel bir şekilde başarmış. 4,5 milyon hayvandan bahsediliyor sokakta. Yani bu saatten sonra çok zor. Yılda iki batın şeklinde yavrulayan köpekler ve yani 9-10 tane enikleyen köpekler var. 4,5 milyon eğer kısıtlaştırılıp toplanmazsa bunların birkaç yıl sonra yani sayıları 10 milyonu bulur. O yüzden yani Tolga'ya ben de katılıyorum ama bu iş gerçekten öyle sanıldığı gibi kolay değil. Yasayı çıkarttınız, buna ödenek lazım. Bütçe de vermiyorsunuz. Ödenekler, belediyeler artık bir yerlerden, konserlerden, monserlerden, gereksiz seminerlerden vesaire kısacaklar. Barınakları yapacaklar. Tabii barınak yaparken de mutlaka bunları kısırlaştırmak lazım. Kısırlaştırarak bunların sayılarının çoğaltılmasını engellemek lazım. Bu bir süreç. Ha, bir yılda bitecek, sokak köpeği azalacak diye bir durum söz konusu olmaz. Gerçeklerle bağdaşmaz. O yüzden özellikle yani tehlike oluşturabilecek köpekler, dişi köpekler vesaire toplanarak barınakları alınması lazım. Tabii barınak diyoruz da hani hadi buraya getir, telinden çevir, hadi bura barınak şeklinde olmayacak mutlaka. Tabii canım, tabii ihaleye çıkacak, tabii yapım süreci var derken. Veterinerimiz olacak, orada sitemiz, yani belki uzun vadeli bir şey. 3-4 yıl sürecek belki de, bu gerçekten bir de itiraz edilmeyecek. Yani işte Mol'un o tarafa ikinci bir şey yapılacaktı. Biliyorsunuz hem köylüler hem çevre sakinleri itiraz edip yapılmasını engellemişti. Yarın bir gün başka bir alana gittiğinizde bu sefer oradaki insanlar da tepki gösterecek. O yüzden belediyelere çok büyük iş düşüyor. Elbette ki öncelikle insan güvenliği önemli. Yani hayvanlar canlı, eyvallah. Buna hiçbir şey söylemiyoruz. Öldürün de demiyoruz ama her şeyden önce insanın canı daha kıymetli. Evet. O yüzden bir an önce belediyeler yasayı beklemesinler. Sokak köpeklerini şimdiden toplamaya başlasınlar. Evet. Tabii Kayseri gündemine geçeceğiz ama gündeme geçmeden önce isterseniz bir reklamlara gidelim İsmail Bey, Tolga Bey. Reklam dönüşü hem bütünlük bozulmasın. Dolayısıyla yerelde de çok ciddi konularımız var. Bunları da reklam dönüşü konuşalım. Sevgili izleyiciler, birinci gün programımız devam ediyor. Kısa bir aradan sonra Kayseri gündemiyle karşınızda olacağız. Gözünüz bizde olsun efendim. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birinci gün programımızda sizlerle birlikteyiz. Sevgili İsmail Şahin ve Tolga Yılmaz'la Kayseri gündemini konuşacağız. Tabii ilk bölümde ülke gündeminde öne çıkan konuları değerlendirdik. Bu bölümde ise Kayseri gündeminde öne çıkan konuların üzerinde duracağız. Tabii Kayseri gündeminde güzel bir gelişmeyle öncelikle başlayalım. Kayseri'nin yıldızlarının bugün ödül töreni vardı. Tabii sanayi alanında İstanbul Ticaret Odası'nın belirlemiş olduğu Türkiye'nin 500 firması içerisinde Kayseri'den de çok kıymetli, değerli firmalarımız vardı. Tabii bu firmalar içerisinde FEMAŞ grubu da ödül alanlar arasındaydı. Kayseri ekonomisine sunduğu katkıyla, dolayısıyla ülkemizin parlayan yıldızı olan FEMAŞ, Kayseri Ticaret Odası'nın düzenlemiş olduğu, Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu, ortaklaşa düzenlemiş olduğu Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni, Kayseri Ticaret Odası'nın sergi salonunda ödülleri, plaketleri sanayicilerimize verildi. Tabii ödül törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş da katıldı. Top Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ve belediye başkanlarımız, siyasi partilerin temsilcileri de salonda hazır bulundular. Tabii burada birçok mesaj verildi ama en önemlisi sanayicilerimizin almış olduğu, onları onur edilmesi. Çok güzel bir tablo yaşandı. Ekranda da gördüğünüz gibi FEMAŞ grubu CEO'su sevgili Yusuf Öge, FEMAŞ grubu adına ilk 500'e giren Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni'nde FEMAŞ'ın ödülünü Sayın Mustafa Elitaş ve Rıfat Hisarcıklıoğlu beyefendinin elinden aldılar. Tabii burada yine elektrik, elektronik alanda Türkiye'nin dördüncüsü olan, Kayseri birincisi olan HES kabloyu tebrik etmek, kutlamak gerekiyor. Tabii burada Genel Müdür sevgili Bora Koç beyefendi gerçekten çok ciddi anlamda herkes tarafından, sanayiciler tarafından yöneticiliği ve çalışkanlığıyla
takdir edilen ve oturduğu koltuğun makamın hakkını fazlasıyla yerine getiren bir isim olarak Kayseri'de kendi alanında fazlasıyla isminden söz ettiren sevgili Bora Koç Beyefendi'yi de tebrik ediyoruz. HES Kablo grubunu da tebrik ediyoruz. Tabii FEMAŞ'ın almış olduğu Rema Metal olarak da iki ödül alarak dolayısıyla Kayseri'nin Yıldızları ödül töreninde damgayı vurmuş oldu FEMAŞ grubu ve diğer sanayicilerimizi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Sanayilerimizin ayakta kalması ülke ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Kayseri'mize ciddi anlamda katkı sağlıyor. Dolayısıyla Allah korusun bu değerli kıymetli fabrikalarımız zarar gördüğü takdirde bu ödül alan fabrikalarımızda en az 2500 kişi 4 ile çarparsanız çok ciddi bir nüfusa sirayet ediyor. Dolayısıyla birçok insan buradan evinin rızkını, ekmeğini kazanıyor. Bu fabrikalarımızın ayakta kalması adına çalışanlara, yöneticilerimizi bir kez daha tebrik ediyor. Başarılar diliyoruz. İsmail Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Yani şöyle, tabii ki bu ödülleri Recep Mamur'un Kayseri'ye kazandırdı. Önemli markalar bunlar. Türkiye'ye kazandırdı. Önemli markalar. Bugün evlatları bu bayrağı devraldılar ve bunu başarılı bir şekilde devam ettiriyorlar. Rema Metal Kayseri üçüncüsü oldu biliyorsunuz. İhracat üçüncüsü. FEMAŞ grubu da Türkiye'nin 359. büyük firması. İlk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alıyor. Bu başarısından dolayı kutlayalım. Recep Mamur'a da Allah'tan rahmet dileyelim. Çocukların da yolları, bahtları açık olsun. Hem Türkiye ekonomisine hem Kayseri ekonomisine büyük katkılar sunuyorlar. Bir de siz mesela yurt dışına gidip gördünüz. Sadece Türkiye ile Kayseri ile sınırlı değil. Doğrudan da ticaret yaptığı ülkelerde de istihdama katkı sunuyor. Nasıl katkı sunuyor? Orada mutlaka bu üretilen ürünleri satan showroomlar var, mağazalar var. Buralarda da insanların istihdamına vesile oluyorlar. Yani dünya ticaretine büyük katkılar sunuyor. Bu açıdan da baktığımızda bu başarıyı sadece Kayseri ile sınırlandırmak belki doğru olmayabilir. Dünyada elde edilen başarı noktasında da bunu değerlendirmek lazım. Evet. Fabrikalarımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Nice bu tür ödüllerin çoğalmasını önünü kapatmaya, çalışmalarını kısıtlamaya yönelik bir hamle yaptığı yönünde eleştiriler yapıyorlar ki aslında ben de kendi düşüncem muhalefetin bakış açısından baktığımızda doğru gibi gözüküyor. Çünkü bundan önceki yerel seçimlerde meclis biliyorsunuz belediye başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde veyahut da İYİ Parti'de olan yerlerde de meclis hep Cumhur İttifakı'ndaydı. Dolayısıyla meclis orada belediye başkanının hamlelerinin hepsini önünü kestiği için kararları, dolayısıyla birçok karar çıkmadı. Vatandaş ne yaptı? Mecliste başkanın önü kesiliyor düşüncesi bu sefer meclisi de verdi. Başkan daha rahat hizmet etsin, çalışsın yönünde. Ama bence buradan iktidar biraz olsun ders çıkarması lazım. Kaybettiğiniz belediyelerde devamlı bu şekilde baskı kurmak, o belediyelerin önünü kesiyor mantığıyla bakıyor olabilirsiniz ama bir sonraki seçime size daha fazla tepki ve kitleyi karşınıza çıkartıyor. Tabii ki elbette belediyeler borçlarını ödeyecek ama bugüne kadar AK Parti'deyken belediyeler bu denli bir çıkış yapmayıp da ondan sonra bu dönemde böyle bir çıkış yaparsanız ister istemez insanın kafasında soru işaretleri oluşuyor. Dolayısıyla bir kez de altını çizelim. Belediyeler mutlaka ki borçlarını ödeyecek. Yatırım yapıyorsa ki borcu da varsa borcunu mutlaka ödeyecek. Ama şimdi baktığınızda AK Partili belediyelere herhangi bir hamle yapmayıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan veyahut da İYİ Parti'de olan veyahut da Saadet Partisi'nde olan belediyelere borçlarınızı ödeyin yönünde, SSK borçlarınızı ödeyin, ödemezseniz işte icra göndeririz yönünde bir çıkış hamleler çok fazlasıyla konuşuluyor. Eğer bu siyaset anlamında baktığımızda kendi tabağınızı diri tutmak yönünde bir çıkış konuşmaysa bu da bence çok fazla artı puan getirecek bir hamleler değil. Dolayısıyla şimdi geçtiğimiz günlerde Kayseri bazında bakacak olur isek burada sevgili Kazım Yücel gündeme getirmişti. İYİ Partisi Genel İdare Kurulu üyesi sevgili Kazım Yücel belediyelerin SSK'ya olan borçlarından dolayı camileri, hayırseverlerin yapmış olduğu camileri SSK'ya
devrederek borçlarından mahsuplaşıyorlar. Şimdi iktidar yarın değişti. SSK'nın başındaki insan da müdür de dolayısıyla aslında o sistemde yanlış iktidar değiştiriyor. Değiştirdikten sonra arsayı kendilerine bir bina yapacaklar, ek bina yapacaklar. Ya yani camiyi yıkıp arsa değerlendirecek olsa şehir ayağı. Alacağı ne kadarmış diye baktığımızda toplam alacağı para 6 milyon liraymış. Şimdi geldiğimizde Vedat Işıkhan'ın açıkladığı belediyelerden toplam alınacak SGK borcu sadece 96 milyar liraymış. Peki 31 Mart seçimlerinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybedip Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelerden kalan borç ne kadarmış? 100 milyar lira. Vedat Işıkhan aynı rakamı şöyle de açıklıyor. Diyor ki ilk 5 belediyeler diyor. Bunlara borcu diyor ciddi manada diyor ön planda diyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı. Bunu yalanladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ankara'nın 225 milyonmuş 2019'da. Evet, yani şimdi 5 milyar. Değil. Bunu açıklıyor rakamlarıyla. Hayır. Toplam rakamın 5 milyar lira borç tamam. olduğunu söylüyor. SGK borcu o kadar değil. Yok, SGK borcu hayır, 5 milyar. Şimdi bakın TL. EYT diye bir şey çıkarttınız diyor. Onu da bizim başımıza yıktınız diyor. Oradan diyor tazminatlarla birlikte diyor ödediğimiz paranın miktarına baktığımızda bir de pandemi üzerine eklediğimizde işte EGO'nun faaliyetsiz kalması, ASKİ'nin faaliyetsiz kalmasından dolayı bizim kaynak gelirlerimiz de düştü diyor bir taraftan diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diyor ki gönderin, taksitlendirin, ödeyelim diyor. Şimdi ne oldu, ne değişti de bir anda 31 Mart seçimlerinin üzerinden 3 ay gibi bir süre geride kaldıktan sonra bu borçlar akıllara geldi. Şimdi diyor ki %67'si CHP'li belediyelerin borçları diyor. İyi de 4 ay önce CHP'li belediyelere geçmiş AK Partili belediyelerden. Recep Tayyip Erdoğan'ın 1989'dan 1994 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı süreçte Ali Mifit Kürtünay'a devrettiğinde borcu ne kadarmış? 1,5 milyar dolar. Şimdi demek ki borç sadece Ekrem İmamoğlu dönemi. SGK borcu mu? Toplam borç evet. SGK. Evet. Dolayısıyla şimdi bugün sadece Ekrem İmamoğlu'na aitmiş gibi, sadece Mansur Yavaş'a aitmiş gibi ya da sadece Memduh Büyükkılıç'a aitmiş gibi gösterilmesin bu borçlar. Ve Memduh Büyükkılıç da borçlu bir belediye devraldı. Ütüsü bozulmasın diye açıklanmadı bu borçlar. Ödesin canım. Herkes ödesin yani. Şimdi tamam sadece... güzel. Şimdi muhalefet, güzel. Tamam, çok muhalefet güzel. Ödesin 31 Mart seçimlerinden önce bu borçlar niye gündeme gelmedi? Bu borçlar niye toplanmadı? SGK'nın başında oturan genel müdür ne yaptı da bu borçların tahsilatı için düğmeye basmadı? SGK'nın il müdürlerini niye bununla ilgili görevlendirmedi, yetkilendirmedi? Niye oralara müfettişlerini göndermedi? Niye oralarla ilgili haciz işlemi başlatmadı? Niye o haciz işlemi başlattıysa bunun takibini yapmadı da 31 Mart seçimlerinde 222 tane belediye kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi 31 Mart seçimlerinden cami önce demek ki takip ediliyor. Özür dilerim. Yani. 31 Mart seçimlerinden önce ya da bu iktidar. Ne yapacağız? Ya neresinden tutarsanız bir sağlıklı bir duruşu yok bu işin. İzahı da yok. Bayrampaşa Belediyesi borcuna karşılık cami teklif ediyor. Kabul ediliyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler cami teklif ettiğinde reddediliyor. Ya iyi de bu ne periz ne lahana turşusu. İşte borcumu ödeyemiyorum. Al sana cami dediğinde Bayrampaşa Belediyesi AK Partili caminin diye kabul ediyorsun. Caminin yapımı inşaatı İDS'e olabilir mi? Ya da Kayseri Büyükşehir Belediyesi böyle bir şeyi teklif ettiğinde kabul ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bunu teklif ettiğinde kabul etmiyorsunuz. Buna kimse inanmaz. Kusura bakmayın ama yani bugün eğer SGK Genel Müdürü bunu açıklayamıyorsa pasifize olmuş durumdadır. Demek ki SGK'yı genel müdürlüğü makamını koruyarak Kemal Kılıçdaroğlu batırmamıştır. Mevcut başkan batırmıştır. Şimdiye kadar bunun takibini yapmayarak. Ha şuradayım, ben de şuradayım. Borcum varsa ödeyeceksin arkadaş. Bir şekilde ben de borcum varsa bir şekilde ödeyeceğim. Vay hacizlik olduydum, vay icralık olduydum. Hayıflanmanın bir manası yok. Demek ki borcum varmış, hacizlik olmuşsun, icralık olmuşsun. Ama bunu zamanında öde. Ödemiyorsam burada yani benden olana farklı bir davranış, benden olmayana farklı bir davranış sergilerim. Bunu kimse yemez, kusura bakmayın. Öyle bir şey yaparsa zaten herkes itiraz eder ama tabii ki belediyenin, Bayrampaşa Belediyesi'nin cami arsasını kabul ediyor, cami yani üzerine cami yapılan arsayı kabul ediyorsanız,
sadece Cumhuriyet AK Partililerden borç alacaklar da diğerlerinden almayacaklar algısı yanlış. Böyle bir durum ben yok. Şey demiyorum. Yok, ben öyle bir şey sen demiyorum. Sen söylemiyorsun da öyle bir algı oluşturuluyor kamuoyunda. Herkese zaten bu borç ödemesi gönderilmiş durumda. Tabii bugüne kadar niye takip edilmedi o tartışılabilir. Ama ne Ankara'nın ne de yani İstanbul'un bu borçları ödeyemeyecek kadar bütçesinin olmadığı kanısındayım. Yani biraz önce ifade ettim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 milyarlık bir bütçesi var. Borcu 3 milyar TL. Ankara'nın bütçesini bilmiyorum ama 5 milyar TL gibi bir borcu var. Yani yine Ankara'nınki de atıyorum 300-400 milyar TL'dir. Yani bunu bir siyasete çekmenin bir manası yok. Yani manası var mı yok mu bilmiyorum ama İktidar bunu daha önce yapmış olsaydı belki bugün tartışmıyorduk. Ama neticede belediyenin borçlarının tahsil edilme yöntemleri var. Ödemiyorsa haciz yolu ya da ödeneklerden kesinti yaparak bu borçlar tahsil ediliyor. Bugüne kadar SGK keşke bu işlemleri yapmış olsaydı. Evet, tabii bugün haberleri de takip ettiğim kadarıyla Ankara'da Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Mansur Yavaş Bey'in bir Çevre ve Şehircilik'ten 1 milyar mı dedi? Şimdi paralar da çok komik oldu ya. 1 milyar 325 milyon lira alacağım var diyor. Orayına alacağımı vermiyorum. Evet. Mahsuplaşalım ona da gelmiyorlar. Evet. Yani sonuçta bakanlıklar belediyelerin ayrı SGK ayrı diye belki şey yapıyorlar ama sonuçta yani sonuçta hayır devlet kendi içinde onu çözebilir ama sonuçta belediyelerinde bakanlıklarda alacağı olunca orada farklı belediye olduğunda farklı partinin belediye başkanı ise o ona haciz göndersin. O ona gönderir. Yani göndersin. Burada bir değişik bir kısır çekişme sonuçta vatandaşa yansıyor. Vatandaşa yansımamalı. Zaten. Evet şimdi geçelim. Sayın Mustafa Elitaş'ın Kayseri mesaisi arttı dedik. Neden arttı? Niçin arttı? Tabii biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özeslik Bey bakan olduğu dönemlerde Sayın Elitaş yaklaşık bir yıldır buraya Kayseri'ye uğramadı. Yani uğrasa da böyle döneminde geldi. Bir seçim döneminde bir iki gün gözüktü. Evet. Onun dışında görmedim. Kendi tabii ki aile eşrafının özel günlerine, düğündür veyahut da kendi eşrafının ziyaretine gelip çok fazla basın önüne çıkmayarak, böyle programlara katılmayarak uzakta duruyor idi. Ama Sayın Mehmet Özeslik Bey görevden ayrıldıktan sonra bir ay içinde iki kez, yanlış hatırlamıyorsam bir ay olmadı, iki kez Kayseri'ye geldi. Yine bugün Kayseri'nin Yıldızları ödül törenine katıldı. Orada da yani biliyorsunuz Kayseri'nin gündeminde hızlı trenle yine otoban gündemdeydi ama hep konuşuluyor. Gündem olsun diye değerlendirme yapılıp geçiliyor. Dolayısıyla biz buradan tekrar konuya dönecek olur isek geçtiğimiz günde AK Parti'nin il danışma toplantısının Hacılar'da yapılan toplantıya gelmişti, katılmıştı. Orada da ciddi anlamda vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Tabii oradaki tepkide milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu'nun üzerine bir anlamda faturası kesildi gibi bir kulağımıza bilgiler de geliyor. Aslında ben orada Şaban Çopuroğlu beyefendinin vatandaşların dinlenmesi gerektiği yönündeki duruşunda tutumundan dolayı da tebrik ediyorum. Yani vekil vatandaştan kaçmayacak, kaçacaksa niye vekil oluyor? Dolayısıyla Şaban Bey orada birilerinin Şaban Bey ile Mustafa Elitaş'ın arasını açmak adına yaptığı değerlendirmeler, hani derler ya fitnecilik yapıyorlar derler Kayseri tabiriyle. Ben onu doğru bulmuyorum. Şaban Bey'in duruşu orada vatandaşın sesi olmak adına doğru bir hamle olarak değerlendiriyorum. Sayın Mustafa Elitaş'ın Kayseri ziyaretleriyle ilgili bu geliş gidişi şöyle mi algılamak gerekiyor İsmail Bey? Artık bundan sonra siyaseten Kayseri'nin ağabeyisi benim. Yani tabii Sayın Özsaseki'nin büyük bir ağırlığı vardı. Kim ne derse desin Sayın Özsaseki Kayseri'nin siyasetini belirleyen isimlerdendi. Sayın Elitaş da tabii ki belirleyen isimlerdendi. Hatta hatırlayın belki konuşacağız. Geçmişte il başkanının belirleme sürecinde ne Sayın Özsaseki'nin istediği ne de Sayın Elitaş'ın destek verdiği isim bir şekilde aday olamamıştı. Böyle bir şey vardı, görüntü vardı. Hatta kamuoyunda şu konuşuluyordu. Sayın Özsaseki ile Sayın Elitaş'ın araçlarının çok iyi olmadığını, aralarında rekabet olduğunu ama bu tabii parti içerisinde ya da kamuoyuna yansıyan bir şekilde olmuyordu. Doğal olarak da ikisi de aynı siyasi partide görev yapan isimler. Bunları açık ve net bir şekilde ön plana getirmiyorlardı. Sayın Özsaseki'nin görevden
ayrılmasıyla birlikte saha tamamen Sayın Elitaş'a kalmış durumda. Sayın Elitaş bugün genel başkan vekili, yani ne demek, Erdoğan'dan sonraki isim doğal olarak da hem Türkiye'de hem de Kayseri'de etkili bir isim. Türkiye'deki AK Partili teşkilatlarında önemli bir isim. Doğal olarak da bu alanı değerlendirerek Kayseri'de ağırlığın kendisine geçtiğini, kendinde olduğunu sahaya hissettirmek amacıyla bu ziyaretleri yapıyordur diye yorumluyorum. Teşkilatlardan tutun da belediyelere kadar her türlü etkinliğin, her türlü ağırlığın kendisinde olduğunu sahada hissettirmek amacıyla bu ziyaretler yapılıyor. Böyle yorumlamak gerekiyor. Evet, şimdi tabii AK Parti'yi konuşuyoruz. Dolayısıyla AK Parti'de de bir değişim rüzgarı bekleniyor. Dolayısıyla mevcut il yönetimiyle ilgili değişim olacağı yönünde biz değerlendirmelerimizi geçtiğimiz haftadan bugüne yapıyor idik. Dolayısıyla da devam yine bu şekilde gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle teşkilatının rolü nedir? İl teşkilatı gerektiği kadar vatandaşa dokunmuyor mu? Ya da il teşkilatının başındaki sevgili Fatih Üzüm'ün tutum ve davranışları, sert agresif çıkışları, vatandaşla olan diyaloğu sanki seçmenleri ya da partilileri uzaklaştırıyor algısı da var. Aslında Fatih Bey de bugün döndü, yanlış bilmiyorsam İngiltere'deydi. Çocuğunun İngiltere'de mezuniyet törenine katıldı diye bir bilgi aldım. Bir haftadır gözükmüyordu. Bugün Kayseri'nin Yıldızlar programında kendisini ticaret odasının organizasyonunda orada salonda gördüm. Tabii Fatih Üzüm'den sonra burada kim görev alır? Araştırmalar, konuşmalar, değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmeler içerisinde Sayın Mustafa Elitaş'a yakınlığıyla bilinen, bugün siyasete baktığımızda İzzet Buzkan'ın Mustafa Elitaş'la olan yakınlığı, samimiyetini siyasetle uğraşan herkes çok yakından takip ediyor. Biliyor Sayın, çünkü Sayın İzzet Buzkan geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısına katılmış ve grup toplantısından sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızla bir resmi vardı. Değerli yönetmen, evet, resim de burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın meclisteki makam odasında Sayın İzzet Buzkan bu resmi çekinerek paylaşıyor. Aslında bu resim bir mesaj mı ifade ediyor? Bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşmak, yanında olmak, o odaya girebilmek tabii sizi arkadan sihirli bir elin itmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu sihirli elde Sayın Mustafa Elitaş, dolayısıyla İzzet Buzkan'ın parti içerisinde de şu an başkan yardımcısı, biraz oradaki konumu, işleyişi de yakından takip ediyor. Ama bir tek edindiğim bilgiler, daha yaşının çok genç olması, dolayısıyla AK Parti'nin ciddi anlamda oy kaybı yaşadığı bir ilde Sayın İzzet Buzkan bu ciddi bir sorumluluğu yüklenebilir mi, iyi bir kadro kurar mı? Bunu da homurdananlar, konuşanlar elbette ki var. Ama İzzet Buzkan bu resimle de Sayın Mustafa Elitaş'ın Sayın Mehmet Özseseki Bey'in bakanlığından ayrılmasından sonra Sayın Mustafa Elitaş daha da güçlendi, siyaseten Kayseri üzerinde ağırlığı arttı. Dolayısıyla İzzet Buzkan da benim ağabeyim, artık bu işte daha fazla etkin dercesine böylesi resmi paylaşarak kamuoyuna bir mesaj olarak algılıyorum. Zaten İzzet Buzkan'ı şöyle, Sayın Şaban Çoburoğlu milletvekili adayı olmuştu biliyorsunuz. Sonrasında yerine Fatih Üzüm getirilmişti seçim sürecinde. Sonrasında da AK Parti'ye başkan atanma süreci yaşanmıştı. O dönem İzzet Buzkan'ın ismi dillendirilen isimler arasındaydı. Diğer isimlerden birisi Latif Başkaldı. Yine Gökhan Ülke, Fatih Tanrıöver ve bir iki isim daha il başkanlığı için adı geçmişti ve neticede İzzet Buzkan ve Latif Başkal Ankara'ya giderken, Ankara'da listede isimleri yer alırken, biri Sayın Özaseki'nin desteklediği, biri Sayın Elitaş'ın desteklediği bir isim olması hasebiyle son gün listeden bu isimler çıkartılıp mülakata gönderilmemişti. Ortada bir kavga yaşanıyormuş görüntüsünü kaldırmak amacıyla ve giden 3 isim vardı. Fatih Tanrıöver, Fatih Üzüm, Gökhan Ülke. Gitmiş miydi Gökhan Ülke? Hatırlayamadım. İşte. Bir isim daha vardı. Şu an o ismi hatırlamıyor. Ferhat Akmermer. Biri daha vardı. Neyse
Yani bu isimler arasında Fatih Üzüm'e yeniden bu görev tevdi edilmiş oldu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti büyük kayıp yaşayınca teşkilatlarda değişimlere gidilmeye başlandı. Geçtiğimiz aylarda birkaç teşkilatta değişimler yaşandı. Bu değişimlerin peyderpey kimseyi üzmeden devam edeceği bilgileri zaman zaman paylaşıyor. Bu kentler arasında da Kayseri'nin olabileceği konuşulan iddialar arasında bu süreç devam ediyor. Sayın İzzet Buzkan aday olur mu? Geçmişte ismi geçiyordu. En büyük adaylardan birisi olabilir. O konuda bir şey yok, sıkıntı yok. İzzet Buzkan avukat, yine biliyorsunuz AK Parti'nin de yönetimde yer alıyor. Doğal olarak da böyle bir süreç içerisinde ismi geçebilir mi? Geçebilir. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi yaşı dolayısıyla bir şey olur mu? Yani bir handikap olabilir mi? Bu olabilecek durumlardan birisi. AK Parti Kayseri'de daha böyle tanınan, bilinen ve daha böyle gür sesi çıkabileceği, her konuda açıklama yapabilecek bir isimle yola devam eder mi? Bu isim bulunabilir mi? Eğer böyle bir süreç isteniyorsa olabilir. Ama neticede ben teşkilatlardan ziyade Sayın Erdoğan'ın bir değişim içerisine girmesi kanısındayım. Teşkilatları komple değiştirseniz de teşkilatları küstürdünüz. Yani mesela milletvekili listelerine bakın, belediye başkanlıkları listelerine bakın. Partiyle ilgisi olmayan, alakası olmayan insanları getirip listelere yerleştirdiniz. Doğal olarak alttan gelen isimleri de küstürdünüz. Böyle bir süreçte bu sorumluluğu nasıl, kime yüklersiniz? Aynı isimle devam eder misiniz? Bu süreci görmüş olacağız ama İzzet Buzkan'ı da kenara atmamak lazım. Sayın Elitaş'ın olduğu bir yerde en şanslı isimlerden birisi. Şimdi AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana il başkanlarına bir baktığınız zaman içlerinde hemen hepsi neredeyse sanayiciydi ya da müteahhitti. Bir tanesi işte meslek erbabı değildi yani dışarıdan. Mesela hukukçu değildi. Şimdi mesela İzzet Buzkan'ı hukukçu diyebiliyorum, avukat diyebiliyorum. Evet. Bu da resmi kurumlarında istediği bir meslekten birisi diye tahmin ediyorum. Bunun da kaynaklandığı adres belli. Mustafa Elitaş. Şimdi Doğan Bey ilk başta Mustafa Elitaş Kayseri'ye neden gelip gidiyor diye konuyu açtığında Sayın Saseki'nin Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan istifa etmesinden sonra Sayın Elitaş Kayseri'deki olan mesaisini artırmaya başladı. Dolayısıyla buradaki siyasi lobisini artırabilmek adına da yine tırnak içerisinde söylüyorum, Mehmet Özaseki'nin lobisinden yararlanarak il başkanlığı koltuğuna oturduğu düşünülen Fatih Üzüm'den koltuğu İzzet Buzkan'a devredebilecek gibi bir pozisyon var yani şu durumda. O açıdan hani şimdi il başkanlıklarını konsolide edebilmek, oraları motive edebilmek açısından her ilin kendine ait yine tırnak içerisinde bir hamisi, bir abisi yani bir evet. Özaseki'si, bir Elitaş'ı vardır. İşte buranın da bir Özaseki'si, bir Elitaş'ı vardı. Bunlar da tabii genel merkez düzeyinde, kabinede ya da işte parlamentoda üst düzey yöneticilik yaptığı zaman bu tadından yenmez hale geliyordu teşkilatlar açısından. Şimdi Sayın Özaseki'nin yine tırnak içerisinde pabucu dama atılınca burada şu an en popüler isim kim? Genel merkezde lobisi olan, ki sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir genel başkanlık makamı var. O makamın vekillik makamı var. Bu makamı koruyan Sayın Elitaş. Dolayısıyla şu an Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra gelen ikinci bir isimse Sayın Elitaş. Burada tabii bir kadrolaşma ya da bir lobi faaliyet içerisine girmeyi planlaması tabii ki anlaşılabilir. O açıdan bugün İzzet Buzkan'ın Sayın Elitaş'a yakınlık derecesini bu noktada işte teşkilat iyi biliyordur herhalde ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte bir fotoğraf karesinin içerisinde yer alabiliyorsa bu Sayın Elitaş sayesindedir diye düşünüyorum. Tabii bir kan değişikliğine ihtiyaç var mı? Bunu tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi ana kadroları belirleyeceklerdir. Sonuçta 31 Mart seçimlerinden sonra birden fazla kere toplantılar yaptılar, kampa girdiler ve defalarca raporlar hazırladılar. Biz 31 Mart'ta yenilgiye götüren sonuçlar neydi? Hamlelerimizi nerede hatalı işte yaptık? Stratejimizi nerede hatalı belirledik gibi birçok rapor ve bu raporlara dönük sonuç bildirgeleri yayınlandı. O açıdan bunların kaybedilen yerlerdeki
faturalar il başkanlıklara kesilir mi? Daha önceki süreçlere baktığımızda kesildi. Bu süreçte de kesilirse muhtemelen İzzet Buzkan il başkanlık koltuğuna şu fotoğraftan sonra oturacak gibi duruyor. Tam da emin değiliz tabii ki buna da. Evet, İzzet Buzkan'ı değerli yönetmenimiz tekrar ekrana resmi kareye getirirse, tabii siz orada dediniz ki yanlış duymadıysam, resmi kurumların birçok avukatlığını İzzet Buzkan yapıyor. O da Mustafa Eritaş'tan evet. Kaynaklanan. O artık onun ekmeği. Dolayısıyla ikili ilişkisi kuvvetli olan kimse. Tabii ki iktidar desteği de arkasında olup olmaması çok önemli değil ama işini iyi yapması önemli. Dolayısıyla İzzet Buzkan'ın da bu anlamda benim de sevdiğim, değer verdiğim bir isim. Genç, dinamik. Ha, görev verilirse Sayın Mustafa Eritaş ben kefilim derse AK Parti il başkanlığını yapar mı? Yapar. Ama siyasi kulislere de baktığımızda çok da kolay bir hamle değil. Evet. Orada daha önceki dönemlerde Melik Gazi ilçe başkanlığını yapmış Sayın Gökhan Ülke var. Gökhan Ülke şimdi belediyede meclis üyesi. Aslında ben Gökhan Ülke'nin bu kadar uzun yıllar siyasetin içerisinde ilçe başkanlığı yaptıktan sonra meclis üyeliğine orada yazılmasının kendisini yani birincilikten ikinciliğe çekiyor. Şimdi orada görevleri alacak insanları belirlerken siz kendinize görev alıyorsunuz. Ve bir alt kademeye düşüyorsunuz. Yani üstünüzde bir ilçe başkanlığını yaparken yani üzerinize... Sıçramak için düştüyse... Yani o şimdi meclis üyeliğinden sıçrama çok daha zor. Kontenjandan yazıldı diye yani biliyorum ama... Kontenjandan yazıldı. Bu herhalde çok gönlü olarak da yazılmadı herhalde. Onlar belki de kendi işlerinde bir işte tasarruf yaptılar. Sayın Ülke'yi de küstürmemek... Zaten iki kişi kontenjan. Sayın Hulusi Akar'ın kardeşi, diye. Biri de Gökhan Ülke evet, kontenjan biliyorsunuz evet. İki kontenjanın. Gökhan Ülke'de bana göre bence dışarıda dursa daha etkin, aktif bence bu işi de. Yapabilecek kişi olarak bugün burada daha farklı yorumlar yapabilirdim. Ama meclis üyeliği baktığımızda Gökhan Ülke'ye ben sevdiğim, değer verdiğim bir isim. Uzun yıllar hizmet etmiş, ilçe başkanlığı yapmış ve siyasette artık okumuş, hatmetmiş bir kişi olarak görüyorum. Keşke meclis üyesi değil de beklese bir sorumluluk, bir görev verilirdi diye düşünüyorum. Tabii Latif Başkan'ın da iyi bir siyasi lobisi var. Bu anlamda Latif Başkan'ın ismi de daha önceden gitmişti konuşulan isimlerden. Ama burada bence göz ardı edilen iki isim var. Bunlardan biri Mahmut Kabak. Mahmut Kabak da beyefendi bir kişiliği, yapısı, karakteri var. Çok fazla öne çıkmıyor. Ama kendi alanında, iş alanında da, hayatında da başarılı. Uzun yıllar AK Parti il teşkilatının içerisinde. Belki böyle bir tecrübeli bir isim de olabilir. Ama burada daha farklı bir isim. Ferhat Akmermer ismini hiç yabana atmayalım. Çünkü Ferhat Akmermer gerçekten siyaseti çok şu an akıllı götürüyor. Çok fazlasıyla ön plana çıkmıyor. Hamlelerini çok sakin, gizli, titizlikle sürdürüyor diye düşünüyorum. Tabii ÖSS'deki Bey'in görevden ayrıldıktan sonra AK Parti'nin önemli isimlerinden birisinin sohbet ortamında Ferhat Akmermer il başkanlığı hayali suya düştüğü yönünde de değerlendirmesi olmuş. Bu arkadaşın tabii bunu neye dayanarak, niçin böyle bir Ferhat Akmermer ile ilgili değerlendirme yaptığını ben doğru bir değerlendirme olarak görmüyorum. Çünkü şimdi Ferhat Akmermer ÖSS'deki bakan beyin sevdiği, değer verdiği isim olabilir. Ben bu kadar samimi bir ilişkilerin olduğunu düşünmüyorum ama şu anki AK Parti'nin çok önemli isimlerinden birisi, önemli bir toplantı alanında Ferhat Akmermer ile ilgili artık il başkanlığı hayalde suya düştü. Çok sıkıntılandı gibi yorum yapmış. Ama Ferhat Akmermer'in Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde bir ismi var. Bunun da yabana atılmaması gerektiğini düşünenlerden. Tabii İzzet Buzkan olur veyahut da Ferhat Akmermer olur, Gökhan Ülke olur, Latif Başkal olur, Mahmut Kabak olur. Sonuçta buralar sorumluluk ve ciddi anlamda yorulacağınız bir iş. Bir başarı olmazsa çok başarısızlık size fatura edilir. İsmi geçen belki de ismi geçmeyen sürpriz bir isim de olabilir. Şimdi özellikle Kayseri'deki Suriyeliler konusunun üzerinde geçtiğimiz hafta mecliste de çok fazlasıyla polemik konusu oldu. Tabii yaşanmasını istemediğimiz olaylar yaşandı Kayseri'de ama
Bu olaylardan sonra meslektaşlarımızdan da bazıları bugün beni de aradı sevgili Hacı Yakışıklı. İşte Kayseri'de 3000 Suriyelinin döndüğünü ifade eden yazı yazdıktan sonra polemik konusu oldu. Ben 3000 Suriyelinin değil 300 Suriyelinin gittiğini dahi düşünmüyorum. Bir algı oluşturma yönünde bir gayret yapan içerisinde olanlar var ama özellikle İyi Parti milletvekili Sayın Dursun Ataş da mecliste söz aldığında da Kayseri'de özellikle 3000 Suriyelinin Kayseri'den ayrıldığını ifade eden değerlendirme öyle bir şey yok ama tabii öyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki Suriyeliler olmasa Kayseri batacak, fabrikalar çalışmayacak. Oysa Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı açıklamalar yaptı. Suriyeliler yokken bizim fabrikalarımız çalışmıyor muydu? Giderlerse gitsinler yönünde değerlendirmeleri var. Şimdi biz eğer Suriyelilere bel bağladıysak fabrikalar batar yani. O zaman bu fabrikalardaki insanlar, patronlar özellikle bu Suriyelileri sigorta çalıştırmak adına bağırıp çağırıyorsa, feryat ediyorsa onlar kulak kıyıyor. Neden sigortasını yapmıyorsunuz bu arkadaşların? Yani siz insanları sigortalarını yatırmayak, oradan kar edelim düşünceleriyle Suriyelileri savunuyormuşçasına hamle yapmaları, taktik yapmaları da apayrı bir bence helal olmayan bir para kazanmak adına bu insanları figüran olarak kullanılıyor. Ama şurada şuna ben kesinlikle karşıyım. Suriyeliler olmazsa Kayseri'de fabrikalar çalışmaz. Kayseri'de fabrikalar kapandı. Bacaları tütmez. Ya bu nasıl bir algıdır? Bu nasıl bir düşüncedir? Neye hizmet ediyorsun? Ne kadar meraklı insanlar var. Yani gidip de o Suriyelilerin elinde bir bardak çay içip fotoğraf vermeyen bugün Kayseri'li yöneticiler veyahut da gazeteciler bugün Suriyelilerin haklarını aramaya kalkıyor. Kardeşim haklarını arıyorsanız o insanların geçimleriyle, sorumluluklarıyla ilgilenin. O zaman görelim sizi. Hani bir yerlere yamanmak, bir yerlere gelmek adına birilerinin hakkını kayırıyorcasına çıkış yapanları doğru bulmuyorum ben. Sayın Dursun Ataş gayet çok güzel söyledi. Kapanın bir tane fabrikayı söyleyin bugün Suriyeliler işe gitmiyor diye. Yani şöyle tabii Suriyelilere iş gücünde yoklar demek gerçekçi olmaz. Mutlaka Suriyeliler bu Türkiye'de veya Kayseri'de iş gücüne büyük katkı sağlıyor. Onlar da geçimlerini sağlıyor. Evet, bunlar olmasa şey olmayacak mı, sanayi olmayacak mı? Olur. Bu kez başka kentlerden vesaire göç alır ama bir şekilde bu sirkülasyon devam eder. Siz de üzerine basa basa söylediniz. Tabii ki bugün berberinden otosanayisine her alanda Suriyeliler üzerinden kendine rant sağlayan maalesef esnafımız var, sanayicimiz var. Onlar sigortasız bir şekilde çalıştırıp ve sigorta giderlerini yatırmayıp bir şekilde iş gücünden kazanmış oluyorlar. Ha burada kimin suçu var? Devletin suçu var. SGK borçlarını belediyelerini takip eden hükümet, iktidar kaçak işçi çalıştıran, sigortasız işçi çalıştıran bu alanlarda iyi denetlemesi lazım. Ben de sizin gibi aynı düşüncedeyim. Yani kapanan bir fabrikanın olduğu kanısında değilim. Ha ekonomik nedenlerden kapanıp da bunu Suriyelilere bağlıyorlarsa onu bilemem ama neticede Suriyeliler gitti diye bu ülkede, bu Kayseri'de işçi bulamayacak bir fabrikanın olduğu kanısında değilim. Herkes istediği şekilde işçilerini bulabilir. Tabii büyüyor, gelişiyor Kayseri. İşçi ihtiyacı artıyor mu? Artıyor. Bugün Suriyeliler belki bunu karşılıyor ama Suriyeliler olmasa bu ihtiyaç bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar tarafından karşılanır. Yozgat'tan gelir, Sivas'tan İsmail gelir, Çorum'dan gelir. İsmail'e çok özür diliyorum. Yani şimdi bugün Kayseri'nin yıldızları sanayicilerimiz evet. Ödül aldı değil mi? Evet. Örneğin bu ödül alan firmaların içerisinde çalıştırabilirler de gayet normal. Bunda hiçbir sıkıntı resmi yok. Resmi evrakla yani, çalıştırabilirler. Yani bugün en fazla işçinin çalıştığı 12 bin, 13 bin işçi çalışan Boydak Holding'de, bugün, pardon Erciyes Holding oldu ismi değil evet. mi? Erciyes Anadolu Holding oldu. Dolayısıyla Erciyes Anadolu Holding'de bir kişi çalışmıyormuş. Doğru. Şimdi bizim Femaş'ta da çalışmıyor bir kişi. Evet. Ödül alan bakıyorum orada Turkuaz'da çalışmıyor. Ya bu kadar tabii ki çalışabilir. Ben bir böyle ayrımcılık yapmaya karşıyım. Ama bu kadar işlerini düzgün yapan hiçbir firmada sigortası evet. kimse çalışmıyor. Onlar kar ve Suriyeli de çalışmıyor. Şimdi o fabrikalar kapandı mı? Yani bu ne demek? Kayseri'de fabrikalar kapandı. Onlar bilerek yani özellikle devletten vergi kaçıran ucuz işçi maliyeti nedeniyle kaygılarını birilerine aktaran kişiler. Yani bugün Suriyeli çalıştırıyorsun 17 bin TL veriyorsun atıyorum.
asgari ücret, bir Türk işçisini çalıştırıyorsun, 17 bin TL veriyorsun. Ama Türk işçisini çalıştırırken bunun sigortasını yapıyorsun vesaire. Ama Suriyeli yapmak zorunda kalmıyorsun. Gizli çalıştırıyorsun. El altından çalıştırıyorsun. Bu alanda belki kaygıları olan kişiler bu haberleri yaptırıyor olabilir. Ya şimdi geçenlerde bir istatistik paylaşıldı. Kayseri'nin nüfusuna dair takip etmişsinizdir diye düşünüyorum. Kayseri'de hangi ilden kaç insan yaşıyor diye. Evet. 94 bin dolayında Sivaslı yaşıyor. 71 bin dolayında Yozgatlı yaşıyor. 41 bin dolayında Nevşehirli yaşıyor. 23 bin dolayında Ağrılı yaşıyor. 21 bin dolayında Adanalı yaşıyor. İşte bunların toplamına baktığımızda bunların toplamı 230 bin kişi yapıyor. Şimdi 1957 yılında kurulan bir Kayseri organize sanayi bölgesi. Yıl 2012 olmuş, 2011 olmuş, iç savaş başlamış Suriye'de. 2012 yılından itibaren Suriyeli sığınmacılar ülkeye kamp bölgelerine giriş yapmaya başlamışlar. 2014 yılından sonra kentlere dağılmışlar. 1957 yılından 2014 yılına kadar faaliyet gösteren Kayseri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Suriyeli işçiler mi vardı? Yoktu. Evet. Nereden geldi? Sivas'tan geldi, işte Adana'dan geldi, Göksun'dan, Nevşehir'den Maraş'tan geldi, Maraş'tan geldi, Kırşehir'den geldi, Konya'dan geldi vesaire işçiler. Şimdi 1990 yılında Kayseri'nin merkez nüfusu 604 bin, 2000 yılında 732 bin, 2010 yılında 1 milyon 164 bin. Yani artış bir anda 400 bine kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu artışın sebebine baktığımızda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin sınırlarının genişlemesi, fabrika sayısının artması, ikinci OSB olarak İncesu'nun ve Mimar Sinan OSB'nin kurulması, ikinci ve üçüncü OSB'ler olarak artı serbest bölgenin kurulması, şimdi dördüncü OSB'nin temellerinin atılmaya başlanması. Dolayısıyla bugün eğer 2014 yılına kadar Kayseri OSB'nin içerisinde bir tane bile sığınmacı, göçmen, mülteci statüsüne sahip bir insan yokken 2014 yılından sonra böylesi bir yani popülist bir söylem geliştiriyor olmak kimseyi inandırmaz. Kimseyi inandırmayacağı gibi gerçekte de örtüşmez bu rakamlar. Çünkü Kayseri'de toplam Suriyeli nüfusunun sayısı 100 ila 120 bin olduğu söyleniyor. Bunun zaten çok özür diliyorum. Bunların çocuklarının ortalama baktığımızda 6 5000 kişisi sigortalıymış. Yani şimdi bir bilgi geldi. 5000 kişi sigortalı, evet, çalışıyor. Yani bu nüfusu biz aslında 100 bin kişi ise bu nüfusu biz hadi diyelim ortalama 5'e böldüğümüzü düşünelim. Yani bu da ortalama 20 bin kişi yapar. 20 bin çalışandan 5 bin kişinin bir sigortası var o zaman. Çünkü hani nüfusu şöyle hesaplıyoruz. Bir Suriyeli ailenin en az 4 tane 5 tane çocuğu var. Evet. Öyle hesaplıyoruz yani. 120 bin dolayında Suriyeli varsa bunu ortalama 5'e böldüğümüzde 20 bin kişi yapar. Hadi 6'ya bölelim, 120 bin kişi varsa 20 bin kişi yapar. 20 bin kişi çalışıyorsa eğer fabrikalarda, 5 bini sigortalıysa 15 bin kaçak işçi çalıştırılıyor zaman orada. Bu 5 bin de aslında kaçak. Niye? Evet. Tam sigorta yapmıyorsunuz bunları. Yani sağlık sigortasından yararlanıyor bunlar sadece. Emekli sigortası yapamıyorsunuz. Çünkü statü buna emretmiyor. Evet. Tabii bu Kayseri'de fabrikalar kapandı gibi algıya yazılan, çizilen haberleri sevgili vatandaşlarımızın itibar etmediğini bir kez daha altını çizelim. Çünkü biz her gün organize sanayiye gidip geliyoruz, görüşüyoruz. Birçok sanayiciyle de bir arada oturuyoruz, sohbetler ediyoruz. Yani Suriyeliler işe gelmiyor diye hiçbir kapanan fabrika olduğunu görmedik, duymadık. Bu tamamen algı yönetmek isteyen ve kendisine hükümet kanadında yer bulmak isteyen çalışan kişilerin gayretleri diye değerlendirelim. Tabii belediyeler yaz döneminde neler yapıyor? İsmail Bey, belediyeler gayretli çalışıyor mu? Nasıl görüyorsunuz? Yani yol yapmak, ağaç dikmek, park yapmak bu görevi. Onun dışında hizmetler nasıl? İyi mi? Memnun musunuz? Yani şöyle, belediyelerin en büyük o işleri bu zaten. Doğal olarak da yoğun bir şekilde alternatif yollar açılıyor. Bu beni şöyle en çok dikkatimi çeken unsurlardan birisi. Bunun dışında yazla birlikte biliyorsunuz okulların tatil olmasıyla birlikte belediyeler yaz sporu okulları veya yaz kurslarında yoğun bir çaba gösteriyorlar. Sosyal tasarruf yapıyorlar mı? Sosyal aktivitelerde
yoğun çaba gösteriyorlar. Tasarruf şöyle. Yani belediyeye yürüyerek gidip geliyorlar mı işlerine? 3-4 araba artık takibi falan işlerini yani bıraktılar mı? Belediye başkanından peşinde olmadığım için bilmiyorum. Ya gazetecisiniz belki nasıl size. Nasıl gidip geldiklerini. Sonuçta. Şöyle ama tasarruf şöyle her sene. Konserler yapılıyor mu? Konserler yapılmıyor. Kayseri'nin kadrolu el personeli gibi olmuştu. Serdar neydi arkadaşın ismi? Serdar Tuncer. Fenerbahçeli olunca Serdar Aziz aklımıza geldi. Yani o bu Kayseri'nin yani adresi şey ki, oldu. Yoğun bir şekilde mesela ilçe belediyeleri bile yoğun bir şekilde bu saydığınız isimleri getiriyorlardı. Ahmet Şafak gibi konserler getiriyordu vesaire. Yani köylere bile neredeyse sanatçılar gidiyordu. Belediyeler insanların oyunu alabilmek amacıyla bu etkinlikleri yapıyordu. Önümüzde bir seçim yok. Tasarruf tedbiri de işin bahanesi oldu belki de. Bir şekilde bu etkinliklere ve bazı şeylere ara verilmiş oldu. Ama güzel etkinlikler de yapılıyor. Mesela Koca Sinan dünyada üçüncü olan bir festivali Kayseri'ye getirdi. Yamalı Barajı'nda güzel Türkiye'de bir etkinlik. Türkiye'de ilk güzel de bir etkinlik ortaya koydu. Yani turizmi hareketlendirmek amacıyla da bazı çalışmalar var. Bak Yalçın abim İsmail Bey size mesaj atmış. Ben Almanya'dan geldim diyor. Böyle bir şey görmedim. Sokaklarda ciddi anlamda çirkin görüntüler var, çöpler var. Çarşıda diyor özellikle geçtiğimiz programlarda sevgili Tolgacığım gündeme getirmişti. O taşların yoldaki o parkelerin kalktığını, dolayısıyla insanların takılıp düştüğünü, yaşlıların bu taşlara takılıp düştüğünü. Bunlar tamir edilebilecek şeyler. Ama yani, ben Kayseri'yi diğer illere göre değerlendirdiğimde, yani gezip görüyoruz az çok. Kayseri diğer illere göre gerçekten yaşanabilir bir kent. O da belki fiziki durumundan dolayı yani ovaya kurulmuş bir kent olduğu için hizmetler biraz daha kolay gidiyor. Evet. Festivalden bahsettiniz ama festivalde evet Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu festivalde orada tabii yeme içme restoranları açılan yerlerde de bir vatandaşımız yazıyor. Bir tabak kavurma aldım 700 TL para ödedim diyor. Yani burada da insanlar eğer böyle bir belediye kendi belediye ikram vermemiş. Yok, orada vatandaşa stand açılmış. Dolayısıyla fırsatçılık yapıyor. Belediye kendi açtığı etkinlikte dahi kontrolünü yapmıyorsa bu da ayrı bir zaaf getiriyor. Ayıp olmuş. Yani 700 TL sanki restoranda oturmuşsunuz 5 yıldızlı denize manzaralı bir restoranda yemek yercesine özellikle esnafların maliyetler arttı yönünde vicdansızca fiyatları artırmasını. Ondan sonra Yunanistan'a niye gidiyorsun? Ondan sonra Yunanistan'a. Diyorum, Yunanistan'ı bırakın adam Sibirya'ya gidecek yani. Evet. Sonuçta böyle bir denetimsizlik var diye düşünüyorum. Biz geçtiğimiz günlerde hep bunu konuştuk. Millet Bahçesi'ndeki belediyenin sosyal tesislerine bakıyorsunuz 8.30'da kapatıyor. Ya kardeşim Millet Bahçesi'nde tesis açmışsınız 8.30'da niye kapatırsınız? Çünkü oradaki esnaf diğer esnaf normal kazansın mantığıyla bakıyor. Belediyenin görevi burada bana göre fren ayarı yapması gerekirken oraya o tesisi açıyorsunuz. Öncelikle fiyatı aşağı siz sabit tutacaksınız, aşağı çekeceksiniz ki oradaki diğer işletmeciler de sizden örnek alıp fiyatı aşağı çekmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla belediye o fırsatçılarla da bir anlamda kapaçıyor. Evet. Yani Millet Bahçesi Sayın Tayyip Erdoğan ne demişti? Millet Bahçelerinde çayımızı alıp simidimizi alıp yuvarlana yiyecektik. Yuvarlamayı bırak çay içemiyor orada. Ücretsiz olacaktı değil mi? Kek vermesi. Evet, kek verecektik ama maalesef ciddi bir denetimsizlik yani yıl var. Yıl boyu verecek değil ya belki bir sefer vermişler. Verdiler mi burada hiç? Veririz ağır Memduh Paşa. Bir gün daha zaman. Zamanı ama lazım. Sonuçta Millet Bahçesi'nde gerçekten orada belediyenin sosyal tesisleri veyahut da başka olması yerlerdeki lazım. Tesislerinin fiyatlarının yani şu bugün Gaziantep'te, Urfa'da, İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da 4 tabak yemeğe 40 liraya veriyor belediyeler batmıyor da burada belediye diğer esnaf restoranlarıyla aynı fiyatı veriyor. Şimdi o belediyecilik yapıyor, bu belediyecilik yapmıyor mu anlamına da geliyor. Bu şekilde de bir eleştiri çok fazlasıyla var. Şimdi geçelim Pınarbaşı'na. Biliyorsunuz çok sıkıntılı bir süreç geçirdi Pınarbaşı'da yapılan seçimlerde. Seçimlerden sonra bir borç açıklandı. Sonra yok o gerçeği yansıtmıyor dendi. Pınarbaşı Belediye Başkanı'na bir çalışma yapılıyor diye konuşuluyor ama bu nasıl bir çalışmadır? Sonuçta bir tuşa bastın mı bütün bu geliriniz, gideriniz, borçlarınız ortaya çıkar. Hala gelen faturalar var. Nerede? O yüzden hesaplamalar devam ediyor.
Şimdi en son biz geçtiğimiz Perşembe günü açıkladık. Başkandan aldığımız son rakam 59 milyon 232 bin lira şu an belediyenin borcu. O aslında çok büyük bir rakam değil. Ama hala hesaplamalar devam ettiği için başkan hala bir resmi bir açıklama yapamıyor. O yüzden hani o gün mesela 40 milyon lira olarak yazılan, çizilen, basında servis edilen haber de doğruydu. Ama borcun toplamı o değildi. Hala devam ediyormuş borçlar. O açıdan mesela başkanın itirazı oluyordu. Yani ben şöyle bir duyum aldım. Orada belediye, özellikle belediyeye ait arsalar satıldığından dolayı o arsalardan ciddi anlamda belediye zarar ettiği yönünde bilgiler var. Kum, parke, çimento gibi işte minimum inşaat malzemelerinin tükendiği, işte birilerine ücretsiz olarak seçim öncesinde dağıtıldığını söyledi başkan. Parke fabrikasının arızalı olduğunu, çalışmadığını söyledi başkan. Şimdi bir de aynı zamanda şöyle de bir durumda da karşı karşıya kalıyoruz dedi. Toplumla, biz seçmenle karşı karşıya geliyoruz. Neden? Seçim öncesinde biz Memduh Uzunluoğlu'nu aradığımızda bize çimento gönder, kum gönder dediğimizde bize ücretsiz gönderirdi. Şimdi biz sizden aynı şeyi talep ettiğimizde siz bizden sıraya yazılmamızı istiyorsunuz. Aynı zamanda da yakıt ücreti talep ediyorsunuz diyorlar dedi. Hmm. Ama onun döneminde depoda kum da vardı, çimento da vardı ve seçim vardı. O yüzden ücretsiz gönderiyordu. Şimdi kum yok, çimento yok ve dolayısıyla borç var. Kasada para yok. O yüzden ben yazılmalarını, sıraya yazılmalarını, o yüzden ben yakıt masrafını karşılayabilmeleri için ücret talebinde bulunuyorum diyor. Şimdi 59 milyon 232 bin lira gibi bir borçtan bahsetti. Hala sayımın devam ettiğini söyledi. Çünkü kalem kalem geliyor diyor. Biz diyor tam hesaplamaları bitiriyoruz. Bir bakıyorsunuz diyor bir kargo geliyor ya da işte bir postacı geliyor ya da bir mail geliyor. Bir bakıyorsunuz yeni yeni borçlar geliyor diyor. O açıdan daha diyor sağlıklı bir şekilde diyor tam diyor hesaplamaları yapamadığımız için de diyor herkesin merak ettiğini biz de biliyoruz diyor. Bu merak edilen soruya tam olarak cevap veremiyoruz diyor. Şimdi tabii Pınarbaşı'nda bu kadar 59 milyon lira gibi bir rakamın bile hani borç olarak çıkıyor olması bile bence abesle iştigal. Çünkü hani Pınarbaşı gibi bir ilçede otogarı bile olmayan bir ilçede 59 milyon lira gibi bir rakam nasıl borç yapılabilir yani? Kim yapacak? 20 tane fabrika kurarsınız o parayı. Yani kim yapacak? Belediye Mendup Bey temennatı. İhaleye çıkılmış mı? Gerek yok ihaleye. Ne olacak ya? Belediye yapar mı? İhaleye çıkılmış mı? Bir firma üstlenmiş mi? Yapım işini üstlenen firma oraya bir tarih koymuş mu? Başlangıç tarihini belirtmiş mi? Bitiş tarihini belirtmiş mi? Maliyeti açıklanmış mı? Kaç liraya mal edilebileceğini biliyor muyuz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Seçimden önce göstermelik yine tırnak içerisinde halkı kandırmaya, halkı algı yoluyla birlikte sandığa göndermeye yönelik bir hamleymiş. Gördük bunu. Nerede otogara bir tane çivi mi çakılmış peki temel atılmış? Halk kandı mı? Kanmadı. Kanmadı tabii canım. Yani seçimlerde oyunu vermedi. Yani Cumhur İttifakı'na güvenmedi yani. İnanmadığı için de oy da vermedi. Evet tabii önümüzdeki günlerde Pınarbaşı ile ilgili eğer ki belediye başkanı bir açıklama yapar, değerlendirme yaparsa bunu da buradan konuşur, değerlendiririz. Şimdi son bir konu Kayserispor biliyorsunuz yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Özellikle birçok kulüp bu sezon son 2 yıldır yurt dışı kamplarını iptal ettiler. Çünkü çok ciddi anlamda maliyet var. Bu yılda birçok kulübe yabancı ülkeler vize vermiyor. Dolayısıyla vize vermedikleri için takımlar yüksek rakımlı olan yerlerde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kayserispor'da kendi tesislerinde 5 yıldızlı adeta tesisler var. Bence doğru bir karar, doğru bir yol izlediler ve kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Evet, transfer tahtası kapalı. Futbol Federasyonu'nda bir seçim oldu. Dolayısıyla seçimde de biliyorsunuz Kayserispor yönetimi Mehmet Ekşi'yi destekliyor idi. 7 delegesi vardı ama bu 7 delegeden 4'ü Hacı Osmanoğlu'na verdi. 3'ü Mehmet Ekşi'ye oyunu verdi. Burada da aslında baktığımızda ciddi anlamda delegeler arasında kopukluk olduğunu görüyoruz. Bu da acı bir aslında reçete gibi duruyor önümüze. Sonuçta bir açıklama yapıyorsunuz. Biz Mehmet Ekşi'den yanayız diyorsunuz. Onun dahi oyu adaletli bir şekilde 7 oyununuzdan fireler verildi. Tabii belki bu taktik olabilir. Ama o zaman bu açıklama yapınca biraz o açıklamaları da bana göre yumuşak yapmak lazım o dönemlerde. Bakacağız. Evet. Faydalı olan Türk futbolu adına kim faydalıysa o olsun gibi esnek konuşmalarla geçiştirilebilirdi. Tabii Hacı Osmanoğlu göreve geldikten sonra yeni sezon öncesi kulüplere biliyorsunuz federasyon
bütçeleri dağıtıyor. Yani bütçe, kulüplerin limitlerine göre bütçeler veriyor. Kayserispor'un da 40 milyon gibi bir bütçesi vardı. Bu bütçede kulübün üzerinde birçok temlikler olduğu için 40 milyon para hiç kulübün kasasına girmeden temliklere gitti. Dolayısıyla Kayserispor buradan beklediği bir para akışının nakit açısında eline geçiremedi. Burada da ciddi bir maddi açıdan sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Bu aslında işte baktığımızda ayağınızı yorganınıza göre uzatmazsanız hep böyle sıkıntılar oluyor. Son 10 yılda Kayserispor'un kasasına inanılmaz para akışı sağlandı. Kayıtlı, kayıtsız ama paralar har vurup harman savrulduğu için bugün baktığımızda hala transfer tahtası kapalı. Her gelen bir öncekini suçluyor, her gelen bir öncesini suçluyor. Böyle bir alışkanlık da var. Sonuçta eğer ki bir yeri iyi yönetemez, iyi idare edemez ya da o yönetsin düşüncesiyle atadığınız insanlar orada ciddi anlamda bu işin erbabı olmazsa ciddi sıkıntılar da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada da ciddi bir şekilde şu an kulübün tahtası, transfer tahtası kapalı. Açılma ihtimalinin de çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü FIFA bundan önce de Kayserispor'un transfer tahtası kapalı idi. Onun da nedeni işte sorumluluklarını yerine getirmediğinden dolayı bundan önceki dönemlerde parayı yatırdınız, açıldı. Ama FIFA diyor ki artık siz bunu alışkanlık haline getirdiniz. Dolayısıyla bu alışkanlık haline bir daha getirmemeniz adına sizin transfer dönemi, iki dönem transfer tahtanızı parayı da getirseniz olmaz. Kandırmaya çalıştığımız kurum FIFA yani. Evet FIFA İşte ÖSS'deki başkanı arattıralım da FIFA başkanını açtı, hatırı koyalım da İsmail Bey'i arattıralım da öyle bir dünya yok orada. Dolayısıyla nizam, kanun neyse o kuralı uyguluyorlar. Kural açık ve net. Kayserispor'un transfer tahtası açılmayacak. Şu anki görüntü bu. Tabii eldeki mevcut oyuncular kadro korunmuş durumda. Ama genel anlamda diğer takımlara da baktığınızda Samsunspor olsun, onlar da transfer tahtası kapalı. Onların da ciddi anlamda sıkıntıları var. Adana Demirspor'un keza öyle sıkıntıları var. Bodrumspor yeni çıktı, lige hiç transfer yapmadı. Rakibimiz de özellikle altta düşme potasında olarak gördüğümüz takımların da ciddi sorunları var. Kayserispor mevcut kadrosunu koruyor, korumalı. Koruduğu takdirde bence çok ciddi anlamda sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Ama iyi yönetilip o krizleri birlikte esnek geçişlerle atlatması gerekiyor. Evet İsmail Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza ben sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tolgacığım çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta da birinci gün programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum. Hepinize hoşça kalın. Gözünüz bizde olsun efendim.